Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin. Hocam sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Evet, bu sefer olmuş. Evet, vallahi Barış pantolon güzel. Hayır, hayır. Genel olarak diyorum. Mesela arkan senin boşluk ya. Seyirci baktığında... Hayır, hayır. Seyirci baktığında... Önümü hani görüyor. Seni görüp evet, boşluğa evet. Bakmıyorsa olmuş demektir. Hani öyle evet. Güzel geldin ki ışığınla. Sağ olun hocam. Ha, içinden böyle ışık çıktı. Ve arkandaki boşluğa hiç bakmadı seyirci. Evet. Bu önemli bir şeydir sahnede. Çok bir önemli. Tane mal ortada durur evet. Ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. O yüzden şaşırdım ben. Evet, kalça üstü oynayacağız bütün oyunu. Ne güzel, ne güzel. Bütün olay senin kalçanın üzerinde geçiyor. Anlaştık mı? Hayır. O zaman niye terbiyesizlik yapıp seyirciyi arkana almaya çalışıyorsun? Ama siz işte arkandan bakıyor, önümü görüyor falan deyince seyirci... Ben artık... Arkadaşım arkandan bakıp önünü görmesi ya da önünden bakıp içini görmesi güzel bir şeydir seyircinin. Güzel midir? Güzeldir tabii. Tabii çok güzel bence de. Yani bir sahnedeki adam için en önemli şeydir. Baktığında içinden geçsin seyirci. Tamam hocam. Hazır orada. Hissediyorum. Tabii. Evet. Müzisyeni çağır. Huzurlarınızda minik. Orada dur. Elin sana demedim salak sana dedim. Müzisyen. Sen de bunun arkasında çala çala buna benzedin. Elin kalkık. Elin kalkık. Senin değil ulan. Senin. Gerizekalı. Senin elin kalkık. Senin değil. Keloğan gerizekalı. Elin kalkık. Elin kalkık arkadaşım. Evet. Şey müzisyen senin değil. Ve arasından geçersin mikrofonla. Alkışlarla müzisyen gelir. Arkadaşım mutlu ol. Dur. Seyirci uzatma. Arkadaşım müzisyen geçerken sanki oradan müzisyen geçmiyormuş gibi seyircinin dikkatini kendine çek. Bu çok önemli bir şeydir. Evet, sahne adamı için. 3-2-1 buyurun. Tam hangi an dikkati çekeyim? Çünkü önümü kapayacağı için. Çek dikkati! Ay! Ne oldu? Gene yayınlanamayacak değil mi? Zamanı tutturamadım. Ama ikimiz de mutluyuz. Sıkıntı yok. At mikrofonu, otur sen de yerine. Evet, lan! Barış'a denk geliyor, seviyorum Allah'ım. Arkadaşım yapma, lütfen kendine hakaret ettirme. Müzisyen çal, bizim salak soyunur, kim bilir ne olur. Ne blörlenir mozaik. Arkadaşım soyun, prodüksiyon, bunun papyonunu değiştirin. Daha böyle daha yumuşak bir insansın arkadaşım. O kadar yumuşak değilsin. Hayır, dansçı belki de diye. Ha, tamam. Evet, belden ver hareketi. Evet. Belden ver ama belden verdiğin anda kalça alsın. Hissetsin. Evet. Bir ortopedist var mı aramızda? Çünkü biraz devam evet. Ederse bırakacağım. Bel ve kalça uyumuna... Dikkati çekmeden bel ve kalça amanın da ne kadar estetikken ayaklar en önemli şey. Ve eller. Bana gerçekten ne oluyor yani tam olarak tıbbi bir şey mi geçiriyorum? Bizim salaklar sana getirene kadar papyonu seyirciye oyalıyorsun. Tabii. Evet 3-2-1. Ilgaz şu an içeride belgeseli seyrediyor da çünkü.
Sen bir erkeğe böyle yaklaşıyorsan bekar kalman çok normal. Arkadaşım. Benim. Daha tatlı bir insansın. Şey, annen seni ana kuzusu yetiştirmiş. Çok kibarsın. Ver kibarı. Hayır, ne yapıyorsun? Hala kesmemiş sütten. Çok üstüme düşüyor. Arkadaşım yapma şunları ne olur. Ben yapıyorum, annem yapıyor. Ama yapma şunları. Ya tabiatın içinde olan bir şeyi beni... Bitti evet. Mi işin? Kibar olduğunu göreyim. Konuş Barış'la git. Kibar ol bakayım. Nasılsın? Kolay gelsin. Gerçekten çok takdir ediyorum. Hayır, yaptım. Önce ayağının yanını basıp yandan içe doğru basacaksın ayakları. Hayır, hayır. Çocuğun ayağına değil. Kendi ayağının yanını basıp içe basacaksın. Öyle yürüyeceksin. Bu... Önce yan, sonra iç. Yan, iç ne? Ya yani yandan... Bir de böyle. Hayır, iç değil. Yandan normale devir. Niye evet, böyle evet. Yürüyorum ben? Niye böyle yürüyorum? Kibarsın. Bu gerizekalılık, bu kibarlık değil bu. Sıkı öğrenemem, yürümeyi öğrenememiş gibi. Ya yan basıp içe kıvırıyorsun. İşte yandan yan... gitme, yan gitme. Evet, hop, içe. Hop, hop. Süpersin. Evet, bu. Şey evet. Dirsekler karna şeye kaburgaya yapışık ama kollar devamlı oynuyor. Kusura bakma, ne isteyerek geldiğim belli herhalde. Arkadaşım, seyirciyi o tarafa sürükleme. Ben bir şey yapmadım. Pislik yapma. Seyirci bir şey yapmadı. Pislik yapıyor, gülüyor bunlara. İyi, o zaman seyircinin suçu. Evet. Güldürme seyirciyi. Evet, git Barış'a, kibar ol. Ağzından kelimeler... Korkma, vallahi korkma. Arkadaşım, kibar ağzından kelimeler yuvarlanarak çıkacak. Öyle bir kibarsın sen. Evet. Çok hızlı git Barış'a, yuvarla yuvarla konuş. Merhaba, yaptığınız işi gerçekten çok takdir ediyorum. Yakınlarda böyle çıkmak kalmış. Çok takdir ediyorum. Evet. Her cümlen bittiğinde dudaklar öpücük pozisyonunda. Evet. Ben niye geliyorum arkadaşım? Ya bir karaktersin sen. Bak bu karakterin içine giremezsen çıkamazsın karakterden. Önce gir. 3-2-1 buyurun. Yaptığınız şey çok takdir ediyorum. Ağzını yamutmadan söyle. Sonunda da öpücük yaptığınız çıksın. Yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Öpücük. Evet. Nerede şeyler kaburga? Bayağı hoşlandı ya. Evet, çocuğa takılma. Gel buraya. Evet, evlenmişsin. Niye? Bunu niye yaşadım ben evlen... Ben seni karaktere sokmak için yaptım. Bütün karakter ben böyle miyim? Evet. Nasıl evlenmişim? Arkadaşım, düğün bitmiş, düğünün sabahı. Ne yapıyorsun? Olayı atlatmaya çalışıyorum. Hayır. Düğün sabahı ne yapılır? İnsan kendine gelir, ben ne yedim. Bak. Ya ne olursun yani. Bak, klasik şeylerden gidelim. Düğünden önce ne yapılır? Düğünden önce işte... Böyle hayaller kurarsın, inşallah tamam, iyi geçer. Tamam, düğün oldu. Düğün bitti, ne yapılır? İşte borçları ödemeye başlarsın. Hayır! Değil. Düğün bitti, rutini nedir bunun? Rutin mi? Ha. Yani düğün bitti. Bilmiyorum, ne yapacağız? Bulgarca herhalde, rutin. Düğün bitti. Düğün bitti. Kız yanında. Yanımda. Gör kızı. Herkes... What? Ne yapıyor kız? Bir dakika, kızı çağır önce, kızı çağır. Ha, huzurlarınızda Ezgi. Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sağ ol. Biz çıkalım mı özel bir şeyse? Sen işine bak. Beyinsiz. Evet. Ezgi, efendim? Akşam evlendiniz. Evet. Evlilik bitti. Yani düğün bitti. Akşam evlendiniz, evlilik bitti. Anlaşamadınız. Konuklar eve yok, olmayacak. Karışma. Düğün bitti arkadaşım. Tut kızın elini. Şimdi ne yapıyoruz? Elle tutuşuyoruz. El ele tutuşmuşsunuz, onu da geçmişsiniz. Bırakıyoruz. Hayır. Hayır. Ya, yapma şunları ya. Devam ediyoruz, tutuyor. İnatla tutuyoruz biz. Ya. Konuklar geçemiyor mu aradan? Ya neye gidersiniz? Suyuna giderim yani anlaşmak için. Ezgi sen neye gidersin sabah? Duşa. Hayır, suyuna deyince aklıma duş geldi. Ezgi, pislik yapma. Pislikli kızcağız makyajı siliyor belki. Aynen. Duşta siliyor. Tazikli suyla. Çünkü kalıcı makyaj yapıldığı için değil mi? Ya düğünde? Bir şey söyleyeceğim. Bütün genç kızların hayalidir. Evlenelim, sonra da neye gidelim? Balayına. Aferin lan sana. İşte geçen bir erotik DVD'de seyrettim. Arkadaşım! İşte biplemeseler herkes bunun farkında olacak. Ve inanılmaz geçti. Evet. Balayına gideceksiniz ama balayından önce bir gece geçirememişsiniz. Neden? Çünkü Rütük yasaklamış. Hayır.
Çünkü Ezgi'nin annesi Ezgi'yi bırakmıyor. Ha. Evet. Balayına mı bırakmıyor? Hayır. Hiç yanından ayrılmamış. Düğün bitmiş, odaya sizinle gelmiş. Öyledir. Ben bizim anne. Hikaye, ben anneyi mi vuruyorum? Hayır. Beraber balayına gideceksiniz. Evet. Ama konuş, annesini istemiyorsun. Konuş. Akşam da siz beraber olamadınız. Birlikte yalnız kalamadınız. Çünkü annesi gelmişti. Ya siz akşam annenle, akşam annenle yalnız kalamadınız. O yüzden hayır. Ben balayına gideyim, siz annenle kalın. Hayır. Arkadaşım, evet. Kestik. Kestik. Anneni kestik. Çok özür diliyorum. Ama zaten yaşı da gelmişti. Artık faydası da yok. Kestik. Şimdi kurbanda... Anneyi niye kesiyoruz? Bayram... Annesi inek mi? Bayramda dağıtacağız işte. Hani... Arkadaşım, anneyi kesmedik. Konuyu, mevzuyu kestik. Mevzuyu kestik. Müzisyen, salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydun. Tebrik ediyorum. Yılların tecrübesi. Evet. Ezgi'ye gel ama kibar, kibar insansın. İstanbul beyefendisi, anne kuzusu, tamam mı? Ezgi, akşam Ezgi'yi kırmadan, annesini üzmeden konuyu izah et. Akşam mı, sabah mı şu an? Şu an ikisinin arası. Öyle de ne? Yani düğünde miyiz şu an? Hayır. Ne, ikisinin arası düğün oluyor. Hayır, sizi şey yap... Müzisyen! Sen tam nereyle seyrediyorsun? Burada olup biteni neyle takip ediyorsun? Allah aşkına. Arkadaşım, düğün bitmiş, en son adama el salla. Düğün bitmiş. Niye öyle yaptın adama? O bir altın takmadı hiç. Fitilim, bütün gece fitildim ona ben. Evet, evet. Kibar. Kibar. Evet, ayaklar, kollar. Ya bu kız niye benimle evlendi? Gel. Hayatım, çok özür diliyorum ama sana bir şey söylemezsem ben içim rahat etmeyecek, uyuyamayacağım. Ne oldu hayatım? Şimdi sabah balayına gidiyoruz. Evet. Fakat annenin yani bizimle gelirse bu balayı olmaz ki yani. Tamam, kendin söyle o zaman. Arkadaşım, sen onunla çok özel bir şey konuş ki annesini o istemesin. Ha. O zaman o kırbaçları falan hep götürüyor. Belki hani duyarsa annesi gelmek istemez diye ben. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayıp değil mi? Tamam. Ezgi çok sinirlen, tamam mı? Annem gelemiyor lafını duyunca çok sinirlen. Evet. 3, 2, 1, buyurun. Ben annenin bizle balayına gelmesini istemiyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Böyle rahatça. Daha büyü Ezgi, büyü. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Ha? Yellos! Gitti mi? Memur gitti mi? Arkadaşım, sen Kibaroğlu kibarsın. Aşk olsun ya. Ama hayatım... Yani... Sen ona bağırdın da, sen bile Kibaroğlu kibar, anne kuzu, çok korkaksın. Evet, kadından çok... korkuyorsun. Evet, 3, 2, 1, yala. Ben kadından korkarım, ben babanla evlenmek istiyorum. Hayır, arkadaşım. Evet, o da değil, ben belki oradan... Olmaz, evet. Ezgi. Evet. Hocam. Vuracakmış gibi yap ama havaya götür elini. 3, 2, 1, tamam. Buyurun. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Hayatım, yani nasıl olur ya? Ama tamam da... Nasıl olur ama ya? Yani biz kafa göster. Konuştuk biz bunu daha önce ya. Bayağı otistik yani. Kız kafa gösterince niye almıyorsun kafayı? Kız kafa göstermiyor, kafa koyuyor. Yani onu niye alıyormuş gibi yap, sen de korkacaksın. Ben ilk defa bu yüzünü burada mı görüyorum kızı? Ben de ilk defa. Biz mektupla mı evlendik? Arkadaşım, olabilir öyle şeyler. Kadınlar öyledir. Yüzüğü takana kadar, evet. Bence sizinkiler öyle. Şöyle değildir kadınlar. Uzatma. Evet. Kabul etmiyoruz bunu hocam, neyse. Söyle çabuk. Yani annenin balayına bizle gelmesini çok uygun. Böyle bir şey olur mu canım ya? Hayret bir şey. Biz bunu daha önce konuştuk seninle. Alttan Ezgi, alttan. İşte aslında ben... Alttan? Hayır, kafayı değil alttan ya. İşte alttan ben... diz göster, üstten kafa göster, dirsek göster. Ne olur? Saçma bir insan. Ya kestik. Al annesini al sahneye. Kim annesi? Bir hanımefendi al sahneye, anne. Bir tane hanımefendi rica edeyim mi? Annesi olamazsınız ki be abla. Estağfurullah, buyurun. Hoş geldiniz. Zaten gelene kadar olacaksınız hakikaten. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Gamze Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Yaşa. İsmi neymiş? Gamze Hanım. Tamam. Demek ki Mualla. Evet, Mualla. Allah beni kahretsin. Mualla, annesisin. Siz bunları tam konuşup tartışırken o sırada, tam o sırada anne gelir. Biraz. Ne zaman gidiyoruz, nereye gidiyoruz falan tarzı. 3, 2, 1, buyurun. Yani beraber... Ay hadi, ne zaman gidiyoruz? Çok heyecanlıyım ben.
Hadi gidelim o zaman. Anne bence belki ben annede gönlüm vardı da kızla yanlışlıkla mı evlendim? Arkadaşım acaba? Olmaz. Değil, olmaz. Sen konuşuyorsun. Sen bizi, beni balayında istemiyor musun de mualla. O da evet dediği anda bağırarak, çağırarak, ağlayarak at kendini yerlere. Seni doğuracağıma taş doğursaydım diye. 3-2-1 buyurun. Yani şimdi sen beni istemiyor musun balayında? Kızım. İstemiyor. Bu adamla mı evlendin? Hayır. Ben seni doğuracağıma taş doğursaydım ya. Ağlasana. Allah belanı versin senin. Abla, abi bir şey mi yaptınız gelmeden? Bayağı yüklü gelmiş yani. Bir şey söyleyeceğim. İsterseniz aranızdakini çözüp öyle gelin. Bütün olay bana patladı. Kesin. Ya. Arkadaşım şey, sen şimdi konuş onunla kibarcık. Sen duyduğun anda dizüstü çöküp kendini dizlerine vurarak ağlıyorsun, tamam mı? Ben mi ağlıyorum? Evet. 3-2-1 buyurun. Konuş arkadaşım. Ya dur, hala bir çocuk. Nasıl bir erkeğim de ağzımı açmadan perişan oldu kadın. Gözümden anladı demek ki. Muhalle abi dur. Hissi kabrel buku. Şey, sen de annene hemen şey yap, müdahale et. Tamam. Şey, kocana çıkışacaksın. 3-2-1 başla arkadaşım. Şimdi bakınız, siz de uygun görürseniz eğer, en azından balayına eşimle yalnız gideyim. Kabul etmiyorum ben bunu. Anneciğim gerilme. Şuna ağır bir şey versene. Dayanamayacağım. Anneciğim, Biz çöküp şey, dövünüyorsun. Ben dövünüyorum. Anneciğim bak, sakin. Yok, ben bunu kabul etmiyorum. Yok, tamam, birlikte arkadaşım gideceğiz. Devreye gir. Birlikte gir gideceğiz, tamam. Bundan ayrılacaksın. Arkadaşım devreye gir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen de bak, ilk ve son diz çöküşü. Ben biraz tanıdıysam... O diz çökmüştü ama teklif ederken. Oo. Yapmayın şunu ya. Bozmayın benim hikayemi. Muhalla, tamam. Sen dövünüyorsun. Aa. Biraz bekleyelim. Belki yaşıyla ölür. Değil mi? Zamanı geliyor çünkü. Bizim baş başa gitmemiz lazım. Balayı bu yani. Hayır. Bence de. Ya bence gelin tamam. Şuraya. Tamam arkadaşım. Bence tamam. Sen, hikaye tamam. Dağılabiliriz. Sen kabul ediyorsun. Diyorsun ki anacığım kalk tamam. Ezgi sen razı et kocanı. Öyle bir şey yap ki adam razı olsun. Evet. Artık ellerinden öper yenge. Ben de öyle kolay kolay tav olacak bir adam değilim yani. Ya yumuşaksın sen. Yumuşağım çünkü. Hayır, yumuşak bir adamsın. Evet, yumuşak. İçim yumuşak. Evet, kaldır anneyi. Tolga, şey arkadaşım git. Hayır, öyle kaldırma. Git anneye de ki, siz de gelin bizimle. Ne güzel eğleniriz. Öyle şeyler söyle, kadın ağlamasın. Şimdi ben karımın gözlerindeki o buğulanmayı gördüm ve benim için hayat durdu şu an. Eğer umutlu olacaksa bu balayına biz hep beraber çıkacağız. Canım çok kocam. Sevinin, çok sevinin. Canım çok sevinin. Canım kocam, canım. Şu an o kadar mutluyum. Hadi kocana sarıl. İlk defa o kırbaçı gerçekten kullanabileceğim artık. Evet, prodüksiyon getir. Taksi yap hemen, 4 sandalye getir. Bir de bavulları mavulları her şeyi getir. Balayına taksiyle mi çıkıyoruz? Neyle gideceksiniz havaalanına? Ha, havaalanına. Evet. Niye ben böyle hiç uçağı olan birini falan oynamıyorum? Yani öyle bir şansım yok mu? Yok arkadaşım, garibansın sen. Ya Allah aşkına, araba yapacak bir şey alın artık. 3 kuruşumuz yok mu ya? Evet arkadaşım, araba yok yanınızda şu anda. Bavulları falan getirin. Bir de şey, bu çocuğun şeyi var, ayısı var, onu getirin. Ayısız uyuyamıyor. Kimin? Arkadaşımın ayısı var, onu da getirin çabuk. Evet, bütün bavulları sen alıyorsun damat. Tabii ama evde, benim bavulum evde değil mi? Benimkini almıyorum çünkü yer yok artık. Ver kucağına ver, ayıyı da kucağına ver. Bu da kayınpeder mi? Senin ayın var, çocukluğundan beri bununla uyuyorsun arkadaşım. Bunsuz uyuyamıyorsun. Bütün bavulları al, çabuk. Alıyorum, alıyorum, hepsini alıyorum. Anne, sen de çıkış. Ay, 2 saattir çıkamadın evden. Aa, hadi artık, diye. Bir çıkamadın. Evin kapısı sizin bavullara göre yapılmadığı için çıkamıyorum ben. Kayınvalide, devamlı çıkış, devamlı damadına bir şeyler söyle. Sen yardım falan etme, hayır, bırak kendi kendine taşısın. Tabii tabii ya. Ben seni bavul taşı diye mi doğurdum canım? Aa. Tamam. Taşıyacak tamam. Tabii. Tam abi Allah kesin. Yardımcın olsun gerçekten. Yani sen cennetin kapısını araladın söyleyeyim ya. Hiç bu kadar bir cümle duymadan 35 sayfa oynar mı bir insan? İçinde var. İçinde var. Şimdi de ki seni ne doktorlar ne mühendisler istedi, bu sümsüyü buldun diye kızına bağırarak çıkış. Şu evlendiğin tipe bak. Ne doktorlar ne mühendisler istedi. Bununla baksana, bavul bile taşıyamıyor bu. Anneciğim, adam bir sürü şey taşıyor değil mi öyle? Baksana. Ayısı var adamın, ayısı. Aa, elinde ayısı var ya. Ne güzel işte. Böyle koca mı olur kızım? Olmaz. Baban böyle miydi senin? Baban bizzat ayıydı yavrum. Biz elinde ayıyla gezmedik. Taksi. Zaten duruyormuş, niye bağırdım ki ben? Ne? Bağır taksiye. O kadar zayıf prodüksiyon ki taksi gitmiyor bile. Taksi. İnanılmaz, şoför olmuyor mu taksi? Arkadaşım yani. Hemen al önden birini taksici, çabuk. Bir tane taksiciye ihtiyacımız var. Abi, eyvallah. Bu arada şikayet ediyorsun balayıyla ilgili. Beyefendi oturun,
Oturun. Böyle balayı olmaz olsun gerçekten ya. Ben Tayland'da yapalım istedim. Kayınvalide gelince yattı tabii suya. Evet, şimdi bağır taksiciye. Taksi. Buyurun. Taksi mi diye baktım, teşekkürler. Bazen çünkü sarı araba karıştırıyorum ben. Taksi arkadaşım olur. Desene uçağa gideceğim diye taksiye. Ben uçağa gideceğim, haberiniz olsun. Soran olursa söylersiniz. Arkadaşım. Sabaha kadar uzatabilirim. Taksiye bunu. Kafanla işaret et, uçağa göster havayı o anlar. Onlardan alsana bir tane. Niye böyle sürünüyorsun taksiye? Arkadaşım. Daha devam ederim. Adamın camı kapalı, anlamıyor. Taksiciye taksi de. Taksici sen elinle işaret yap. Nereye gidiyorsunuz ayağa? Sen de işaretini anlat ona. Buyurun. Taksi. Havaalanı. Göster kafanla, göster. Bak yukarıda havaalanı. Uçaklar altta duruyor. Havaalanı yukarı yapmışlar nedense. Anladın sen onu. Elinle uçak işareti yap taksici. Büyük geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Arkadaşım deli, evet deli. Desene. Taksici yap bir daha uçak mı diye. Uçak mı? Evet, ikinci kelimeyi anlatıyorum. Evet, havaalanı. Tamam, atlayın. Siz buyurun, siz şey yapın. Ezgi, bir dakika susmuyorsun Ezgi. Devamlı yok, siz, bir program buyurun, söylüyorsun herife. Ben mi? Evet. Bayanı öne oturtur muyum ya kayınvalidemine? Ayıp bir şey. Devamlı bir problem çıkar Ezgi. Orada şey çıkılacak. Ay bir valizleri dizemedin. Ayım da ayım. Elinin altında ayısı. Nasıl? Hayret bir şey ya. Daha evliliğimizin birinci günü ya. Bezdim artık. Onu atmasın, can var içinde. Ay can var içinde, can var içinde. Atma onu. Ya içinde can olan bir bavulla niye balayına gidiyorsun? Karına sor, bana niye soruyorsun? Bunun silikonları var. Tam yanına gelip oturduğunda kayınvalide de ki damat damat diye omuzuna vur, telefonum çantada kaldı diye. Evet, vur omuzuna çok sert. Damat. Ben size bir şey söyleyeyim, sizin Hollanda'ya falan gitmenize ihtiyaç yok. Vay maşallah. Kadın daha bir şey söylemedi, nereye gidiyorsun? Söylemesine gerek yok, ben artık korkarım. Ben artık kayınvalideme taparım. Karım beni bıraksın ama o bırakmasın. Gel otur şu taksiye, sümsük. Evet, vur kayınvalide. Yazık, çok fena vurdu ama hanımefendi. Pardon ya. Yok canın sağ olsun. Elindeki o metal yüzüklerin hiç önemi yok ya. Evde de takmıyor değil tam mi? Tam şimdi oturduğunda kayınvalide. Ay damat bir daha. Aynı yere vurmazsanız çok sevinirim. Yok. Orası ay karşı... damat. Evet. Neyi mi unuttum? Ben ne bileyim, unut bir şeydi işte. Ay damat rujumu getirsene. Hayır ruj olmaz. Ay damat neyi mi unuttum neyi mi de o bulsun. Damat değil mi? Çoluk çocuk var mı? Ay hadi damat, ya. Neyimi unuttum, neyimi? Ne bir bilsen. Ben, ne bileyim, ay şu bavula bakıver. Neyimi unuttum? Şuradan bizi en yakın şarampolden yuvarlar mısın? Teşekkürler. Ezgi söylesene, annem neyini unutmuş, hatırlamıyor. Annem neyini unutmuş, hiç ilgilenmiyorsun. Annen insanlığını unutmuş hayatım. Bence uzun yıllar olmuş. Kayınvalide söyle, neyimi unuttum, neyimi? Ezgi'deki neyimi annemin unuttum, neyini neyimi unuttum, bulsana. Neyimi unuttum, neyimi? Annen neyini unuttu, bulsana. Ah, annenin ben ses sanatçısı olduğu şeyi bilmiyorum ki. Neyini unuttu ya, dur. Klarnetin hemen yanına koymuştum neyini ben onu. Korkacak bir şey yok, benim bebek. Neyin? Ay demek ki neyimi unutmuşum, söyle. Demek ki neyimi unutmuşum. Evet, vallahi de çalarsın biz. Evet, konuş taksiciyle. Direksiyon başında dans etmeniz yasak değil mi? Eyvallah. Taksici daha başlamadık. Senin ismin neydi? O gün. O gün beymiş. Tamam Mahmut. Abi. Sizin mikrofon çok aşağıda kalmış abi de. Eyvallah. Evet Mahmut, de ki kafanla işaret et. Nereye gidiyorduk? Nereden gideyim? Evet. Evet sen. Yol kapalı. Nereden gidelim? Kaldırımdan gidelim. Zaten kazalar hep yolda oluyor. Kaldırım daha güvenli. Olmaz. Olmaz. De ki Mahmut, o yol kapalı. O yoldan gideyim mi? O yol kapalı, o yoldan gideyim mi? Yönetmenin akrabası mısınız? Çünkü o yol kapalı ise inatla oradan giden tek o vardır. O zaman bu yoldan gideyim. O zaman bu yoldan gideyim. Bence aklın yolu bir. Evet, şimdi diğer gideyim. Taksici arkadaşlara sor. De ki havaalanında müşteri aldım da Selami Çeşme'den nasıl gideyim, sor. Hayır, telsiz de soruyorsun ya diğer taksicilere. Telsiz cebinde mi abi? Mobil taksici. Selami Çeşme'den bir müşteri aldım, biraz... sıkıntılı. Yok hava... yok, bu ayrılabiliyor. Bir parçam sandı tabii. Ben de görsem korkarım. Bir türlü alamıyor. Sen al taksicilerle, sen irtibata geç arkadaşım.
Niye güvenmiyorsun ona. Uzak yoldan götüreceksin beni. Ver ben konuşayım de. Beyefendi şuradan iki dakika Fatih Köprüsü'nden geçeceğiz yani. Benim o zaman siz söyleyin. Yok arkadaşım. Yaka kafa mikrofonu vermeyin de ben telsizi veririm. Telsiz kalçanıza mı yapışır? rahatsız ediyorum. Selam Çeşme'den Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. En yakın nereden gidebiliriz en kestirme? Valla birinci köprü kapalı, ikinci köprü de kapalı. O zaman biz Selam Çeşme'de benzincinin karşısında bekliyoruz. Üçüncüyü yapsınlar haber verin. Böyle gerzek bir lafa bulacağım. Evet taksi gazla. Gazla taksi. Çok hızlı git. Şey kayınvalide kork. Kork vur omuzuna de ki. Ay de bu taksiciyle konuşsun hadi damat. 3-2-1 buyurun. Ay damat bu çok hızlı gidiyor. Evet evet çok sevdim adamı. Sonra ay yavaşlasın bu ben korkarım. Yok yok bence çok güzel gidiyoruz. Ezgi gir devreye. Annem haklı. Çok hızlı gidiyoruz. Korkuyorum. Kusura bakma. Evet havadan sudan konuş taksiciyle. Yavaşlamasını sağla. Ya bu bence çok fazla hızlı gitmeyin. Çünkü bu EDS var. Anında eve artık geliyor fotoğraf. Ceza yavaş yersiniz. Yavaşlayayım biraz. Biraz bence yavaşlayın yani. Olur. Bir acelemiz de yok. Çünkü 2,5 saat var uçağa. Bir saat önce orada olsak yetiyor. Olur. Yavaşlıyorum. Çünkü kayınvalidem geldiği için yurt dışı balayına iptal ettim. Kastamonu'ya götürüyorum. Evet giderken tam o sırada bir anda trafik tıkanır. Fatih ne nerede tıkanıyor? Köprünün girişinde trafik tıkanır. De ki, nasıl olabilir ki köprüler tıkalı başka yerden gidiyoruz biz? Nasıl gidiyorsun gerizekalı köprüler tıkalıysa? Normal hareme gideceğiz oradan arabalı vapurla sirkeciye olmaz, gideceğiz. Olmaz köprüden nasıl gidiyorsun? Nasıl olmaz ya? Ben size köprü tıkalıdır demedim mi de taksici? Hayır size... bir ve ikinci köprü kapalı dediniz. Kayıt, tamam. Başa alalım mı kaydı? Fark etmez. Köprüye götürdü adam sizi. Ay kolum acıdı, cam kapalıydı. Haremde maremde işin yok senin. Benim haremde falan işim yok. Ben doydum öyle şeylere. Evet, taksici Mahmut de ki... Ben size demedim mi köprüler kapalıdır, başka yerden gidelim. Aha da tıkandık işte de. Ben size demedim mi köprü tıkalıdır diye. Aha da tıkandı. Evet, çok haklısınız. Gerçekten sizi dinlemeliydik yani. Siz tecrübelisiniz tabii değil mi hayatım yani? Evet sevgilim. Evet. Arkadaşım desene köprü kapalıysa nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz şimdi? Hayır, arkadaşım sana söyleyecek. Ben nasıl bir bedbaht bir insanım? Sürekli herkesten fırça yiyorum ya. Söyle. Vallahi çok haklısınız ama ben de, o zaman isterseniz ne yapalım biliyor musunuz? Tekrar dönün E5'e. E5'in bağlantısına hareme inelim. Haremden... Beni deniz tutuyor de, söyle. Beni deniz tutuyor ama. Beyefendi biz size göre rota mı belirleyeceğiz? Uçağa geç kalacağız. Hayır şey yapabiliriz. Arabalı vapura gelince siz inersiniz biz devam ederiz. Sen şey konuşma yenge de taksici. Yenge sen bir dakika girmezsen. Nereden yengenim ben senin hadsiz? Adam o kadar kibar ki sizin gibi söylemiyor bile yani. Sen konuşma yenge de sen de. Yenge bir konuşma ya. Kayınvalide devreye gir. Bence taksici benden hoşlanıyor. Sen terbiyeli ol. Hala bir umut var benim için. Kayınvalide sen arkadaşıma çıkışıyorsun. Taksici posta koyuyor karına sen hala bakıyorsun diye evet. Sen ne biçim adamsın? Taksici karına posta koyuyor. Ama... Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hayır şimdi estağfurullah adamcağız da şey yapıyor. Şimdi sabahtan beri direksiyon sallıyor anneciğim. Tamam. Bir yandan da haklı aslında. Şimdi iki köprü de kapalı. Nereden götürsün bizi? Eski böyle... ağlamaya başla. Ben neyin içine düştüm diye. Kadersizim diye başla ağlamaya. Ay ne kadar kadersizim ben. Neyin içine düştüm? Ah benim kadersiz yavrum. Ben vites koluna oturup intihar edeyim mi? Ya oraya kadar geldim artık. Hayatta... Arkadaşım devreye gir karın ağlıyor. Hazır dördüncü viteste gidiyoruz. Gir. Efendim? Gir devreye. Hayatım lütfen istirham ediyorum böyle yapma ya. Çok gerildim ama gerçekten. Ben sana da evliliğimiz ilk günde böyle... Tam o sırada frene basarsın herkes öne kafayı vurur. Hayır sen. Ha, çok özür diliyorum hocam. Bas arkadaşım sen değil. Ben değil. Evet. Sen karını teskin etmeye çalışıyorsun arkaya dönmüşün. Ne yapıyorum? Arkaya dönmüşün teskin etmeye çalışıyorsun. Teskin? Oo, yeni mi öğrendik bunu? Hadi! Konuşuyorsun. Hadi böyle şeyler yap. Çok gerginim gerçekten. Bak tatile... Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Abla trafik var ama. Ama trafik var da ben sizden demin rica ettim yavaş gidelim diye. Yani bu bir acele mi? Dur kalk. Can yani bu. İstirham ediyorum lütfen. Benim midem bulandı. Sinirlen taksici in lan aşağı de. İn lan aşağı o zaman. Anne size diyor galiba. Adam haklı. Hayır taksici söyle in lan aşağı de. İn lan aşağı. Hocam ben ne yapayım? Bu ne kucağında ayıyla oturuyorsun ya? Ya bu benim ayrılmaz bir parçam. Bu arabada bir tek sıkıntı bu mu? Arkadaşım adam sizi taksiden atıyor. Hadi. Gurursuz musun sen? Kayınvalide konuşsana. Ya hadi. Gurursuz musun sen? Adam sana posta koyuyor burada. Tamam da anneciğim şimdi adamcağız da haklı ama ben de nereye kadar tartışayım onunla yani? Ya bir kere şu an... Gir. Nasıl bir kocan var senin sümsük? Nasıl bir kocan var senin sümsük? Hayır. Benim değil onun kocan. İlişkiler tamamen karıştı. Kestik Ezgi ona değil taksiciye. Sümsük. Hayır o... Nasıl kocan var be?
Allah kahretsin ya. Eski senin nasıl kocan var? Evet, evet, evet. Her şey gitti artık. Taksici in aşağı Mahmut. Bunu arabadan indirmeye çalış. Kimi? İn aşağı, inin lan arabamdan. Götürmüyorum sizi. Arkadaşım inmemek için şeyler yap. Adam çok tehlikeli. Giden arabadan atladı. Evet, ben... İn lan arabamdan. Aa, geçmiş olsun. Elin camdan girdi. Camı kapamıştım. Açtım, açtım. Camı, kapıyı açtım. E kapıyı oraya açtıysan arkasından nasıl girdin içeri? Hep olur böyle şeyler. Evet. Türk arabası işte. Mahmut, kapıyı aç, yan tarafa geç. Seyirciye yüzünü dön. Evet. Evet abi. İn arabadan aşağı de. İn lan aşağı. Ama efendim ben seni... İn aşağı. Beyefendi ben seni... Kucağında ayı yarım saattir. İn aşağı. Ya ayı... Aa, size ne canım? Belki bizim uğurumuz ayı. Kucağımızda olmadı mı uğurumuz kayboluyor belki. Evet, yastık olarak kullanıyoruz. Arkadaşım gir devreye, adam indirmek istiyor sizi. Allah Allah, çok affedersiniz de yani şimdi... Sıkıntı nedir, ben onu anlamadım. Sıkıntı nedir? Yani trafikte kandıysa zaten sizin göreviniz bu değil mi? Taksi şoförü değil misiniz siz? Bizi götüreceksiniz yani. Arabada bir kaos var ama. Arabada kayınvalide. Hayır taksici, sen onu hiç dinle... Sen benim kayınpederin durumunu düşün. Sen onu hiç dinlemiyorsun. Sen yakasını topluyorsun, gözüne kafayı vuruyorsun. Evet. Topla yakayı. İnmiyor musun lan arabamdan falan diye. İndim mi ya? İnmiyor musun lan arabamdan? İndim işte. Abi indim. Arabada indim zaten. Olay niye büyüdü ki? Onları da indir de. Onları da indir. Sen indirsene. Kafayı sadece... gömerim de. Döverim seni burada yarım saatte. Sadece kayınvalideyi indir. Gündüzleri bedava çalışırım takside. Tam o sırada arkadaşım sen Mahmut'a şey yap. Hareketi göster. Mahmut da kafayı gömsün sana. Sen gözünü tutarak arabaya git. Ya çok... kardeşim bizi götüreceksin oraya. Hareket yapmadın mı? Bu benim efendi olduğum için en yüksek hareketim bu. Al gözüne yumru kafayı. Bir daha baştan. Sen elinle çıkar. Kardeşim götüreceksin bizi. Ya benim... götüreceksin bizi ya. Ezgi çıksana, kocanı dövüyorlar. Ay şuna bir şey oldu, bir bak. Kocacığım. Taksimetre yazıyor, hadi. Vay imansız ya. Anasının kızı. Arkadaşım gözünü tutuyorsun sen. Ah. Oranı niye tutuyorsun? Benimki gönül gözü. Hayır, gözünü tutuyorsun. Tut gözünü. Ya anam 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 diye bağırıyorsun. Anan anan anan, hep anan bunları söyledi. Efendim. Lan senin anan senin. Senin anan, senin anan. Lan bir daha kafa yiyeceksin geri zekalı. Anam anam anam, yandım anam diyorsun. Anam anam, o kadar acıdı ki ya. Böyle bir şey gerek var mıydı ya? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Kayınvalideye vur sana. Ne yapıyorsunuz ya? Ama hayret bir şey ya. Çok acıdı ya. Ezgi, al arabayı gazla. Kocanı at yan koltuğa. Hayatım geç şuraya. Geç. Al arabayı gazla. Al ayını. Bir de al. Tekme at şeye, taksiciye. Senin ben. Al arabayı gazla. Arkadaşım sen çok kork. Taksiciyi dövdü, arabayı kaçırdı. Hadi bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Şu ayı bana veriver sevgili. Eteğim biraz açılıyor da. Evet gazlar. Arkadaşım korksana, Ezgi ne yaptı karıcığım diye söyle. Ayı gibi kullanıyorsun. Arkadaşım desene. Ya ne yaptın sen böyle bir şey? Nasıl yaparsın adama böyle bir şey? Adamın arabası çaldık gidiyoruz hayatım, şu an. Uçağı kaçırıyoruz. Ezgi söyle, konuşma lan. Uçağı sürekli kaçırmıyoruz, taksiyi kaçırıyoruz şu an. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Mahmut'u alkışlarla yerine gönderin. Abi teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet, havaalanının önüne gel. Çek el frenini, araba ben ters dönsün. Ben istiyorsan ben rahat, sen arabanı kullan. Aa pardon, ama affedersin, anladım. Ha, unuttum. Daha küçük bir şey yok mu, kunduz bunduz? Ha görüşünü engellemesin diyor. Evet. Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. El frenin sesi yaptı. Evet. Kadın el freniyle arkayı yarım metre kaydırdı. Kayınvalide gitti mi? Buradayım. Ah canım, hoş geldin. Düşüremedik anneyi. Evet, bir daha kaydır. Duruyor araba, nasıl daha bir daha kaydır? Gazla kaydır. Kendi etrafında, lastik yakıyoruz. Evet. Nasıl bir... Bu da büyük annenin mi? Büyük anne. Arabanın üstü açık mı? Acele etme, hep buradayız. Sabaha kadar buradayız. Hemen iniyorsunuz, bavulları alın çabuk. Müzisyen, ver hızlı müziği. Hadi geldik. Kayınvalide, söyle bavulları alsana damat. Hadi şu bavulları al, hadi hadi. Kızım sen bırak, aa o taşısın. Hayatım uğurlu ayını al da kucağına. Alacağım, Prodüksiyon alacağım. Prodüksiyon sandalyeleri alın, hemen bir tane desk yapın çabuk. Tam kapıdan içeri giriyorsunuz. Gir içeri.
Havaalanın kapısından içeri. Hadi buyurun, siz önden buyurun. Sağ ol. Sağ ol hayatım, sağ ol. Hiç oralı olmadı, sen geç falan demiyor ya. Evet, tam sen geçerken... Bip! Allah kahretmesin. Hayır ulan, şeyden öttü, öttü. Öttün sen, öttün. Ben öttüm. Evet. Taksici öttürdü tabii. Öttün arkadaşım. Bu ne oğlum, mahkemeye mi geldi, davalık mıyız? Hayır arkadaşım, oradan bilet alacaksınız. Evet, gel. Müzisyen, gel biletçi ol. Hah, bundan bileti alırız biz. Evet, söyle arkadaşım, gel. Gel, gel, acele. Uçağa 5 dakika var. Aa, iyi günler beyefendi. Bizim günler. Biletlerimiz, rezervasyonumuz olması lazım. İsminiz? İsme gerek yok, ben size pasaportu vereyim. Kastamonu'ya pasaportla gittiğimiz... Tabii, Kastamonu'nun çok yabancısıyız, o yüzden pasaportla giriyoruz. Ne oldu? Arkadaşım bir dur, adama söyle. 5 dakikamız var, çabuk ol de. Hazır smokininizsiniz herhalde, Büyük Millet Meclisi'nden falansınız. Bizi boşar mısınız lütfen? Arkadaşım, söyle de ki 5 dakikamız var, ne olurdu? Beyefendi, 5 dakikamız var, kayınvalidem, eşim... Dur, dur, burada öyle acele iş yok. Evet. Öyle 5 dakika, 3 dakika, yok öyle. Evet. Uçak işi bu, kolay değil ha. Uçak işi de uçak yapmayacağız, uçağa binip gideceğiz, yani imalat değil. Arkadaşım, posta koysana adama. Beyefendi, bunu şu an halletmezseniz bu müesseseyi başınıza yıkarım. Hah. O elini bir daha oraya vurursan kırarım o parmakları. Ben kendim kırarım vurursam, sizi böyle üzdüysem... Ben kendim bunu dirsekten koparım. Hayır arkadaşım, geri basma, yürü. İçim ben yapım böyle, ben hayır, insan... Hayır olmaz, yürüyeceksin. Hocam bunu halledeceksin, bak benim tepemi attırma. Ben bugün benim balayım, bunu halledeceksin. Atsa üçümüz... ne olur lan tepen? Kim konuşuyor? Bana bak, bana bak, bana bak. Etki sen dur da sen de siz şey yapın o zaman. Sevdim bu kafa atma. Tamam sen siz halledin, ben boarding'e gidiyorum. Dur Ezgi, önce kocan kafayı yesin, sonra sen atarsın. Pardon, tamam. Evet. Evet müzisyen, topla yakasını. Ne diyorsun lan sen diye. Sürekli bir yakam toplanıyor. Evden dağınık çıktım herhalde. Sürekli bir... Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Ben diyorum ki bizim için bugün çok önemli bir seyahat... Posta koy adama! Ben size bir mail atacağım. Hayır, koy postanı adama! Hocam bu işi halledeceksin diyorum bak. Ben ne öyle... Göm kafayı! Ben ne... O mu gömüyor? Evet. Allah... İki gün mü kapanacak? Nereye mi göreceğim kafayı, ben? Göm kafayı! Adam adam diye bağır! Yine anam, yine bak, anam. Bak gene düştü, bak gene döndü. Ezgi, git adamın yanına, göm kafayı, kocanı al. Bana bak, hadsiz, hadsiz. Kocacığım. Vay canım. Maşallah. Aşkım. Efendim. Adrian. Adrian. Biraz görüyorsun aradan. Biraz görüyorum alttan, hep kara zemin. Nereye, ikisi de kapandı. Aradan az görüyorsun. Evet. Hocam koskoca miniyi devirdim, şu an oynayamayacağım daha fazla. Evet, al bavulları, al bavulları. Uçağa binmişsiniz, uçaktan inmişsiniz. İnin bu bavullarla uçağa... mı binmişsiniz uçağa? Evet. Nasıl almışlar bu bavulları uçağa? İnmişsin, uçaktan inmişsin, çıkıyorsunuz havaalanından. Vay, zor görüyorsun. Doğru yere mi geldik, zor görüyorum ben. Gel hayatım, takip et beni, gel. Evet, dönün, dönün, dönün. Hemen bir tane erkek al sahneye, çabuk. Kadınlardan bir hayır görmedim. Bir tane tamam. Erkek... Aha, abi, hoş geldin. Evet, geç bankonun arkasına arkadaşım. Ben gözüm kısık diye mi görüyorum böyle? İsim ne abi? Hoş geldiniz. İsim ne? Orhan. Orhan, hoş geldin abicim. Evet, Orhan. Mahmut'sun. Geç bir şey bankonun arkasına. Her gelen Mahmut mu? Nereye indik ya? Geç bankonun arkasına. Otel görevlisi sizi. Evet, gel. Gel bavullarla otelin döner kapısından girmeye çalışın. Çıktık. Evet, şey... Mahmut, geçsene bankonun arkasına. Arkaya abi, orası resepsiyon ya. Evet, gel arkadaşım. Evet, merhabalar. Merhaba. Evet, Tolga iş ben. 3 kişilik yerimiz olması lazım. İkisi suite oda, bir tanesi kazan dairesi. Gözünü seveyim, arkada kayınvaliden ver. En uzak, otelin en uzak odasına lütfen. Balay zatili için geldik çünkü. Peki beyefendi. Ben sizin odada kalacağım. Böyle ateşli silah satılan bir yer var mı beldemizde? Yok abi. Yok değil mi? Yok beyefendi. İmal eden biri var mı? Evde falan? Yok, tanımıyorum. Böyle... Mahmut sen telefonla konuşuyorsun, sevgilinle hiç onları dinlemiyorsun. Konuş. Niye ya? Dur. Konuşmuyorsunuz. Mahmut şey konuş, de ki... Seviyor musun? Seviyor musun? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Sen kapat. Arkadaşım devreye girsene. Ben kapatamıyorum. Bak müşteri var, ona vereyim, o kapatsın de. Ben kapatamıyorum. Müşteri vereyim, o kapatsın. Arkadaşım! Hocam 3 tane oda var bizim. Ayılık yapma!
yapma. Niye üç konuş tane? Telefonla. Niye üç odamız var dedim ki ben? Biyoloji de üç dedin evet. Evet, iki, üç. Oda, iki odamız var. Üçüncü belki manita falan olursa benim diye. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Tamam. Kaç numarayı veriyorsun söyle. Beş numarayı veriyorum. Yok. Dördü aç. Saçma bir şey ya. Niye beş numara? Beş diye otel odası numarası olur mu? Pansiyon mu lan burası? 206, 14.001 bir şey yap. Bir havalı bir yere gelmiş olalım. O zaman 106 numarayı veriyorum. 106 gene bir. Hayır. Işte. Elini yumruğunu uzat. İki yumruğunu da hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi seçiyorsun? Kaç yaşındasın? 18. 18 ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. Hayır. Ölümsüktüm. Aa. Pislik. Ben ölümsük. Vallahi benimle alakası yok. Bak, seyirci pisliğe prim veriyor. Algı da seçicilik. Ben öyle bir şey demedim. Konuşma. Yani tenis oynarken efendim. Geri zekalı. Ezgi sen de gülüyorsun gevrek gevrek. Vallahi ağzımı açmadım ben. Ya sen yapmayın de elini arkana şey sok Mahmut. Aniden çıkar kolları ikisi de korksun. Çocuk yavaş, elini yavaş. Arkasında niye soksun gösterin. Evet bu. Kaç bu? 403. Dördüncü kat mı? Yok beşinci kat. Kod farkında. Ya ne oluyor ya? O taksici bana arabayla gömseydi de bu günleri görmeseydim ya Resulallah. 403 beşinci katta olması sana niye koyuyor bu kadar? Olmaz. 403 dördüncü kat üç numaralı oda. Lan 500. Sana ne? 403 beşinci kat. Kod farkı var orada orası. Sen uçurum. De karışma. Otelci manyak. Ne abi? Alttan dubleks evet. Tamam evet. Doğru tek çözümü bu. Geç yerine evet al anahtarı. Al anahtarı. Çok teşekkür ediyorum. Kayınvalide. Hayatım bu sende kalsın ben babalarım. Kayınvalide asansörde izah edeceksiniz durumu. Ben asansörde yapacağım biliyorum. Aynı odada mı kalıyoruz? Tabii, hayır tabii. İki anahtarınız var ama asansörde Tolga anlatacak. Bir tanesini aldık. Ha öyle mi? Öbür odayı deli. Ötekinde Mahmut ben size şeye kadar asansörde eşlik edeceğim odaya kadar de. Ben size asansöre kadar çok eşlik edeceğim. Çok teşekkürler. Ben kızıyor muyum? Evet asansörün içinde. Gel binin asansöre. Mahmut buyurun. Sen önce bin asansöre. Şöyle buyurun. Çağırsana asansörü. Geldi, yedim. Ben çağırdım. Geldi, kapı açıldı. Sen hiç yorma kendini. Yok. Ben şimdi camları da bir silerim odaya girince. Güzel mermerleri ovarım. Limon lekesi vardır orada. Evet, gel Mahmut. Şey, kapı sıkışmış. Biraz elinle açıyorsun asansörün kapısını. Gırrrrç. Buyurun. Tebrik ediyorum. Asansörün anasını belledin. Biz artık yürüyeceğiz mi? Bozuldu herhalde çünkü. Kapanma. Ya bilin. O kapatacak. Geç hayatım sen. Buyurun. Sağ ol hayatım. Girin çok. Ya o kadar büyük asansör değil. Dört kişilik. Mahmut sen de gel. O kadar büyük değil. Dört kişilik. Üç kişi bindik zaten. Sıkıntı ne? Mahmut da binecek. Mahmut nasıl gel. Nasıl sığacağız hocam? Sıkışın. Sıkışın. İyice bavulların arasına girin. Mahmut sen de gir bavulların arasına. Mahmut sıkışsana iyice. Hatta yorma kendini. Bavula otur sen. Ben taşırım hepinizi. Lütfen ya. İstirham ediyorum. Lütfen. Mahmut oradan olmaz. Sen arkadaşımın arkasından gel. Evet. Oradan ittir ittir. Kapı kapanmıyor da. Bence bu Mahmut'un balayı. Mahmut ittirsene kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Mahmut elinle ittirme adamı, göbeğinle ittir. Evet, kucakla onları, üçünü birden kucakla. Evet, ittir. Sıkışın, sıkışın. Of. Tamam. Şimdi birisi bassın beşe. Bir şey söyleyeceğim, bence artık üçümüz kalalım. Ne olacak ki? Buradan sonra ne olabilir ki? Ne oldu sana? Şu an DVD kapağı gibi durmuyor muyuz? Evet, birisi beşe bassın. Bastım. Sen basamazsın. Neden? Tam Mahmut'un arkasında. Arkadaşım sen basacaksın. Ben anca bire basabilirim. Ya sen tanıdığım en pislik herifsin. Ne dedim ki? Ben anladım onu gerizekalı. Ya bavul var. Elimi havaya kaldırırım. Ancak birinci kat. Kafanı eğ Mahmut'un kolunun ya, altından ya. Burnunla bas. Mahmut kolunu kaldır. Kolumun altından bas de. Kolumun altından bas. Dön kafayla burnunla bas. Kim? Sen. Neredeki düğme? Mahmut'un koltuk altında tam. Şu yangın alarmını çalıştırsana. Arkadaşım! Asansördesiniz iki saattir. Farkındayız. Evet, bas şuna burnunla. İyice bassana adamın koltuk altı tam. Çalışmıyor, bas! Bastı. Bas iyice. Yandı ışık, yandı. Sana ne oluyor? Yandı. Evet, asansör hareket ettiği anda silkelenin. Pıst. Evet. Koku mu geldi? Ne oldu? Benden mi o? Ne kokusu arkadaşım? Pıst diye bir şey oldu. Yok mu öyle bir şey? Senin kendinden haberin yok mu? Yok, ben içe doğru bırakıyorum. Evet, çıkıyorsunuz. Asansör iyice sallanarak çıkıyor.
Ay Mahmut Bey, güvenli bir asansör müdür bu? Evet. Balayına geldiğimiz otele bak. Asansörü ben kullanmıyorum onun için. Fark ettik. Evet, Mahmut de ki benim arkam durdunuz, beşe geldiniz. Benim arkam dönük olduğu için kapıyı açamıyorum de. Yok zaten açma, dörde inelim çünkü bizim oda dördüncü katta. Mahmut söyle. Hiç acele etme Mahmut, daha buradayız. Mahmut söylesene. Kapıyı açamıyorum. Mahmut kapıyı açamıyorum diye niye dönüyorsun? Sen sıkışmışsın, gel buraya. Kucakla bunları, sıkış. Kapıyı açamıyorum. Canın sağ olsun. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Arkadaşım bir çözüm üret. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Benim tanıdığım Mahmut ile daha devirir ama... ...bir kapıyı açamaman... Mahmut aç şu kapıyı. Hadi Mahmut Bey, yaparsınız siz. Yaparsınız. Arkadaşım çocuğa bir akıl ver. Büyüksün sen. Mahmut olduğun yerde dön. Olduğun yerde dön. Evet, evet. İşte bu. Hadi açın bir. Mahmut sizi yapıştırmış cama iyice. Cama yapışın. Evet, açmaya çalış Mahmut. Aç ama. Arkadaşım bağır. Daha dayanamıyoruz. Aslında söyleyeyim, burası niye cam? Aynı orası. Evet. Açamıyorum de Mahmut. Açamıyorum. Mahmut Bey. Aç Mahmut. Tamam, Mahmut aç, bana yardım aç, anlamında mı söylüyor? Aç şunu, evet. Aç. İnin aşağıya. Ama birbirinize yapışmışsınız. Asansörün içinde. Artık o zaman böyle. Şöyle hafif dönmemiz lazım çünkü kapıdan anca geçebilir. Yapışmışsınız, ayrılamıyorsunuz. Mahmut odanın kapısını aç. Prodüksiyon yatağı getir. Ne? Prodüksiyon yatağı getir. Mahmut göster yatağı. Sen önce bir kapıyı aç da Mahmut. Mahmut aç kapıyı. Mahmut Bey anahtar bendeydi, buyurun. Mahmut odanın içinden kapı... Ne yaptın oğlum kapıya? Mahmut odanın içinden kapıyı niye açıyorsun? Evet, aç kapıyı. Göster eyvallah yatağı. Buyurun efendim. Siz yapışmışsınız, ayrılamıyorsunuz. Ayrılamıyoruz. Evet, üçünüz birlikte yatın yatağa. Ya bir tuvalete gitseydik ya. Söyle, benim tuvalete gitmem lazım. Benim tuvalete gitmem lazım. Hadi gidelim hayatım. Hep beraber mi? Anneciğim hep beraber yapıştık bundan sonuçta. Bundan sonra hayat hep beraber. Ya böyle saçma şey olur mu Ezgi? Ayrılmaya çalışın. Hocam yani yapıştınız diyorsunuz. Önce şey geldin odaya, bıraksana bavulları artık. Hah tamam. Bavulları herhalde sonra açarız Mahmut, değil mi? Mahmut sen bahşiş bekliyorsun. Sen de vermemek için her şeyi yap. Oh burası güzelmiş. Bahşiş demin asansörde aldın. Ben üstünü alayım. Evet, Mahmut'u alkışlarla gönder yerine. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mikrofonu alacaklar. Kayınvalide, yat yatağa yayıl. Oh! Yayıl. Oh, çok güzel. Daha ne kadar yayılabilir ki? Evet. Evde böyle mi ya? Allah aşkına ya. Sevgilim, yatmıyor muyuz de? Sevgilim, çok yorulduk. Yatmıyor muyuz? Artık yatmıyoruz. Ha, bu saatten sonra ben bu ilişkinin yürüyeceğini hissetmiyorum. Bence yani bir deneyelim. Yani yatmayı. Peki. Kusura bakma. Arkadaşım! Saçmalama. Olmaz böyle bir şey. Yürümüyor bu ilişki. Ne yapayım ben ya? Bunu evet, bırakayım ona. Sen üzgün bir şekilde ayına sarıl ve de ki seni annenle baş başa bırakıyorum. Ben bir hayalin peşine düştüm ama böyle değilmiş falan. Duygusal bir konuşma yap, kapıdan çık git. Çok affedersiniz, iyi istirahat. Seni gerçekten çok sevdim fakat annenin bizimle yaşayacağını bilmediğim için ben bu ilişkinin yürüyebileceğine inanmıyorum. Yani sana olan sevgime rağmen ben anneye beraber olmayı seviyorum. Odanın kapısına doğru yürürken gitgide küçülürsün. Küçülerek gidersin kapıya doğru. Evet. Küçülürsün, küçülürsün, küçülürsün. Hayatım kapı bu taraftaydı. Önce bir tuvalete gitseydim o kadar yoldan geldim ya. Bu konuşmanın üstüne tuvaleti kullanmana müsaade eder miyim? Evet, yüksel müzik. Reklama bak, yüksel müzik. Küçülürsün Ezgi. Annene bakar, kocasına bakar, annesine bakar, kocasına bakar, hönkürerek arkasından koşar. Hönkür! Hayır öyle değil ya. Ya içinden ağlamak çıkar, anladın mı? 3-2-1 sen kapıdan çık arkadaşım. Merdivenlerden inerken Ezgi arkadan koşacak. Seninle beraber merdivenlerden yuvarlanıp eşikte sarılacaksınız. 3-2-1 buyurun. Yuvarlanıp sarıl. Öldükten evet sonra mutluyuz artık. Evet, 3-2-1 buyurun. Kocacığım! Kocacığım!
Kocacığım yalvarırım dur ne olursun. Hayır hayır senin gözünde o kadar küçüldüm ki. Hayır ne olur ne olur. Yuvarlan! Lan oradan yuvarlan! Hangi merdiven? Başka merdiven yok ki. Eldeki taşa git. Yuvarlan kocam değil mi? Diye. Ben hayır sen yuvarlanma yapamam. Sen normal git. Beni bırak ayı öldü. Kocacığım. Öldüğünü sanıyor senin arkadaşım. Öldü senin gözler falan her yer kaymış. Kafa göz gitmiş senin. Evet Ezgi yapış. Kocam. Kocam. Arkadaşım söyle ananı bıraktın da mı geldin? Ananı bıraktın da mı geldin? Bıraktım anamı. Tamam o zaman. Kocam benim. Beni bırakmadı Ezgi. Beni bırakma. O mu annesi? Bırakma beni ne olur. Ya ne olur ben öleyim burada öleyim ya. Arkadaşım. Adama bir şey olur ölür ya. Arkadaşım kaşın gözün dağılmış. De ki kurban olduğum de beni bir daha bırakma. Ananı aramızdan çıkar de. Lütfen beni bir daha bırakma. Anneni aramızdan çıkar. Tamam hayatım çok gerildim biliyorum ama bak bundan sonra annemi karıştırmayacağım yalvarırım. Ben de senin ayını hadi istemiyorum de. Ben de senin ayını istemiyorum ama. Benim annem senin ayın. Yani benim annem. Ya bundan sonra anneni mi taşıyayım? Hayır. Lütfen. Ben annemi mesafeli bir şekilde hayatımda koruyacağım. Sen de şu ayıyı kucağından tamam bırak artık. Tamam. Hah. Tamam. Hadi. Atıver elinden, onu. El ele tutuşun. El ele tutuşun ağır çekimle. Yürüyün, yürüyün. Yürüyün, yürüyün. Dönün seyirciye doğru. Kestik. Kimi? Anneyi mi? Hayır. Tamam. Film burada biter. Anne orada kaldı. Gönder anneyi alkışlarla yerine. Arkadaşım gelsene öne. Evet, anneyi yerine gönderdiniz. Filmim... Ezgi gelsene. Evet. O gider kendisi. Tamam. Arkadaşım, nasıl hissediyorsunuz? Terli. Gidin içeri hazırlanın, gelin çabuk. Arkadaşım gel. Kız nerede? Arkada. Mini etekli astronot. Mini etek değil, tunik. İşte astronot. Çok olunca... Altında tayt var. Ben de beğenmedim. Sen nesin? Ben uzayda harika avcı mıyım? Nedir? Vatkalar falan. Fatka mıydı? Vatka mıydı? Vatka. Harika avcı kim? Sürünüyorum. Öyle mi? Böyle huylarında mı var? Şarkısı. Siz gerizekalı mısınız? Ne konuşuyorsunuz? Biz başka bir çağdan geliyoruz. Peki, evet. Dünyayı kurtaracaksınız. Tamam. Çağır müzisyeni. Onunla mı? O sana müzik verecek, öyle kurtaracaksın. Ha, önce dünyaya azap çektirip sonra müzisyenden kurtulup... Arkadaşım, dünya... çağır şu çocuğu. Müzik. Minik diyecektim, müzik çıktı. Sen arkana dön bakayım. Sen. Siyah beyaz olan. Lan, siyah beyaza diyorum müzisyen, sen siyah beyaz mısın? Siyah beyaz. Neyse, değilsin bence. Evet, otur. Bence mi? Siyah beyaz bir tanedir. Ben senin arkanı göremedim ona bakarken. Sen dönsene bir. Ne görecektiniz ki? Anlamadım ki. Ya bir dön. Neden arkan siyah, önün beyaz? Hep sırt üstü düşüyor uzayda, kirleniyor diye siyah yapmışlar. Beyazı öne koymuşlar. Hayatımda duyduğum en saçma fikir. Sen niye mini eteklisin? Dönemin bu mini modası. Etek değil, tunik diyeceksin yok, şimdi. Yok, dönemin modası buymuş. Uzay modası mı? Evet, uzay modası. Lan ikilisiniz uzayda, başka ya, kimse Ilgaz yok ki. Ilgaz bize bunları giydirdi, olayı bilmiyoruz. Bizim hiçbir şey daha yok. Tamam, getirin salakların gemisini. Bu arada ben size konuyu anlatıyorum. Gemim var? Geminiz var, evet. Şaka mı? Evet, uzaya gemiyle gideceksiniz. Oha, o ne lan? Oğlum nerede duruyordu lan bütün gün bu gezdim, burada yoktu. Nuri nerede duruyordu bu? Lan sana ne gel buraya? Allah Allah. Kamburun otoparkında mıydı? Gel buraya. Evet arkadaşım. Ya bu şofben ya. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Dur, şofben bizi servisten mi geliyoruz? Süper konuymuş ha. Çok hoşuma gitti. Abla bozuk bu. Kablosu çıkmış. 50'lik pimaş. O arkası kahve.
Arkadaşım ne yapmaya çalışıyorsun? Siz... Haftaya da şofbenci olursun. Dur şunu bir yapalım önce. Oh ben. Evet, uzayda şofbencisin. Dünyanın bir problemi var. Biliyoruz. Bundan yıllar evvel uzaya bir adam yollamışlar. Uzayı şey yapsın diye, tanısın diye. Evet. Adam uzay başkanı olmuş. Uzayı tanısın diye uzaya adam atmışlar böyle. Evet, adam uzay başkanı olmuş. Ve ölmüş, hava olmadığı Hayır. için. Hayır, orada kendine bir şey kurmuş, sistem kurmuş ve güçlenmiş, kendi kendine uzaylı olmuş. Bu sizin filminiz değil mi? O kadar bazı... Filmime karışma. Değil mi? Tatlar var ki çünkü yönetmenden. Ondan sonra uzaylı olunca da dünyaya düşman olmuş. Abav. Ve savaş açmış. Tek başına dünyaya. Orada bir koloni kurmuş. Türk değil mi? Kesin Türk. Türk, evet. Biri dünyaya tek başına savaş açıyorsa Türk'tür o çünkü. Tamam. Evet. Orada bir koloni kurmuş. Koloni. Evet. Ve demiş ki... Ey dünya, ben onu şimdi konuşuyorum. Ey dünya diye evet. konu. Böyle şairane de bir yapısı evet. var. Ey demiş dünya. Demiş ki, ben sizi patlatacağım. Çok zarif. Bu da şair, Türk şair oldu. Orada da böyle. Ve... Ey dünya, ben sizi patlatacağım. Bir gemi yaptırmış kendine, gelip patlatacak. Biz de bunu duyunca ne yapmışız? Kamikaze. Evet. Gemiyle dünyaya mı vuracak? Ya orasını karıştırma sana. Neresini karıştırayım? Sen patlatmaya tak kafayı. Patlayacaksın lan. Ha tamam. Ben patlamam ki, uzaya gitmiyor muyum ben? Dünya patlayacak. Bana sen ne? Patlamayı önleyen patlayıcısın. Neyici? Ha. Patlamayı önleyicisisin. Evet. Tamam. Çünkü bu adamı ikna etse bu iki aslan dalyan ikna eder demişler. Evet, göreyim yüzünüzü Armageddon'u. Neyi? Armageddon. Bilsem dışıma giyerdim. Ver yüzünde Armageddon'u. Armageddon, dar olanlardan böyle, slip. Lan Armageddon, siz dünya kurtarıcısınız. Ver yüzünde kahramanı. Ver sen de kız kahramanı. Evet, ve birbirinize sevdalısınız. Şişt, bana bak, boş ver dünyayı, kaçalım. Arkadaşım. Ve dünyaya, uzaya gitmeden önce son konuşmanızı yapıyorsunuz dünyalılara. Hocam kaçtık. Hayır, gel buraya. Olmaz o. Olmaz. Sen başlat Ezgi, sen devam et. Sen kahraman olarak dur. Evet, süpersin. Dizleri biraz kır. Anında vücut yapabiliyorum. Kalçayı yukarı çek. Olduğu gibi mi? Hayır, dizleri kırıp biraz kalçayı kaldırırsan çekmiş gibi olursun. Ha, bu. Elleri bağla önde. Bunu uzaya mı yolluyorlar? Düzelsin elleri... diye değil mi? Hava boşluğu. Elleri öne bağla. Hayır, önde bağla elleri. Öyle değil, yukarıda bağla. Evet, yan yan bak. Evet Ezgi, konuş. Döneceğiz biz size. Hayır. Bu iki yolluyu niye uzaya yolluyorlar ki? Ha, ya yollu siz nerede için. Yetiştiniz? Astronotsunuz siz. Evet, astronot değiliz vallahi. Evet. Lan neyse, geri zekalılar. Yürü. Sana dedi. Yo, bana demedi. Yürü, yürürken kahraman yürüyün. Göster kalçayı. Hayır, öyle gösterme arkadaşım. Sen yürürken gayri ihtiyari görünsün. Uzayda çok denk gelemeyebiliriz buna. Gayri ihtiyari görünsün. Ve şu andan itibaren uzay boşluğuna girin. Gir yer çekimsiz şeye. Daha uzaya gitmeden nasıl... Olsun, burada alıştırma. Dünyada yer... Duty free mi burası? Evet. Tam ara bölge mi? Evet, ara bölge. Oradan yavaş yavaş yer çekimine giriyorsunuz. İlk hissettiğinde biraz kımırcınlansın vücudun. Kımırcınlan. Hep oldu? Tabii organlar bırakıyor kendini. Çok özür diliyorum ama kurur çabuk, öyle bir kumaş bu. Kaydı aşağı. Evet. Uzay varıyı. Evet. Ya pis pis konuşma. Ağzımı açmadım. Varik ne? Uzayca o varik. Tamam, evet. Evet. Gidin yavaş yavaş alışın. Ezgi'ye söyle. Ezgi bak, buraya geldiğinde şöyle şeyler oluyordu ya. Al, söyle ona. Söylesene arkadaşım. Buraya geldiğinde şöyle şeyler oluyor bak işte. Kaçırıyorsun hep. O yüzden hiç uzaya gelmem ben. Köprüyü geçmiyorum. Gemiye doğru giderken el sallayarak yer çekimsiz ortam. Ver yer çekimsizi. Öbürünü kaldırırsam gerçekten çekimsiz bir şey olacak. Evet, evet. Yavaş yavaş ilerleyin. İlerleyin, ilerleyin. El sallayarak. Abi dünyada yer çekimsiz ortam olmaz ki. Evet. Olur, yürü. Olur, olur hocam. Çorlu'da var sizin orada. O yüzden siz böyle doğdunuz işte. Evet, sen gidemiyorsun de ki, Ezgi ittir beni arkadan de. Yer çekimsiz olduğu için binemiyorum de. Ezgi itti... Ha, yer çekimsiz olduğu için demek ki burada ne var? Atmosfer, oksijen de fazla yok. Oksijen olmadığı için ne oluyor? Ses iletimi... (Gülüyor)
Ağzınıza mikrofon taktık gerizekalılar. Ben de sizin ağzınızı. Duyuyorum hocam. İttir beni de. İttir beni. Arkadan ittir. Ya sırtım var ya, sırtım Hayır, var. Hayır, çıkarınca oradan iteyim dedim bana. Pardon. İttir. Şimdi sen in aşağı Ezgi'yi ittir. Beni kim itici? Evet, sen in aşağı Ezgi'yi ittir. Gerçekten ilk Çorlu yapımı uzay mekiği bu. Arkadaşım! Ya o zaman oraya çıkacak, beni kim itecek? Böyle sabah ve sabaha kadar dolaşırız biz. Ben seni koyacağım oraya, evet. Ben... İttir Ezgi'yi. O ne yaptıysa ben de onu yapıyorum. Yok, yok, yapmıyorum. Şimdi kendi kendini kalçadan ittir. Evet, bir daha dünyaya camdan çıkın, el sallayın. İkiniz birden çıkın camdan. Bir kafa, bir kol çıksın camdan. Hayır, ikinizin de birer kafası, birer kolu çıksın. Şu tabloya emanet edildi değil mi dünya? Gülümseyin, kurtaracağız deyin. Kurtaracağız. 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 Arayın. Söyle de ki şeyleri aldın mı? Pirinç aldın, bulgur aldın mı? Söylesene kıza. Hocam biz pikniğe mi gidiyoruz dünyayı kurtarmaya? Lan yine... kaç gün kalacağınız belli mi? Sor, kuru fasulye, nohut sorsana. Aldın mı? Kuru fasulye, bazlama falan aldın mı? Aldım, yani? Aldım. Her şeyi aldım. Annem çok güzel börek güzel. Yapmış. Kuru fasulye mutlaka al. Çünkü yakıt biterse öyle sürtünme de olmadığı için... Aman be, uzayda sürtünme yok. Evet. Şimdi uzay mekiğine binin. Ya senin niye Allah ağzın durmuyor evet, ya? Evet, senin ağzın ben... niye durmuyor? Bilmiyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin öyle yarattı. Evet. Uzayın şey, mekiğin içinde oturun koltuklarınıza. Nuri gelin çevirin bunları içten görelim. Be, dönmez. Onu çevirecek de öyle biz oturacağız ya. Tamam çevirsin öyle oturun. Nasıl istiyorsanız. Çok saçmaymış ya. Evet otur. Otur. Sor. Numaraları söyle. Kaç numara geldi sana? Hayır. Şey, yazıyorsunuz, düğmelere basıyorsunuz. Dıdıdıt, dıdıdıt. Dıdıdıt mı? Şifreleri gir, ağzınla yap. Ağzınla dıtlasana. Dıt. Dıtlasana lan ağzınla. Dıt. Basarken. Ha, basar. Dıt. 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 Evet, söyle, konuş merkezde. Kalkıyorsunuz. Dıdıdıt. Bir şey söyleyeceğim, hadi kalkalım. Geç oldu ha. Merkezde konuş. Merkez, biz kalkıyoruz. Geç oldu. Hayır, hayır, önce şey yap. Fik, 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 fik merkezde. Merkez ne yapıyorsa artık orada. Merkez, orada ne yapıyor herkes? Fik, fik. Ya lütfen fik, 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 fik. Sen şeye kıza söyle, bağla bana merkezi de. Bana bu merkezi bağlar mısın? Bağlarım tabii. Merkez, Tolga senden çok hoşlanıyor. Arkadaşım, ne yapıyorsun Ezgi? Bence merkez evet. Bağlamaya çalışıyorum. Dünya bize diye. Emanet edildi, iyi oldu bence. Gerizekalı, telsize bağla, telsize. Tabii. Fik, 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 fik unutma. Fik, 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 fik. Fik fik. Fik, oh. Fik 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 ulan tamam fik 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 duyuyoruz özel Maşallah. Bir şeyse ben çıkayım gerçekten Ezgi duyuyoruz fik fik duyduk fik ulan bırak fiki fik fik çık çık kayıttan çık boşa boşa pil harcama manyak mısın bıraksana tabii normal konuş fik fik Tolga seni istiyor evet alalım fik fik Tolga konuşsana fik fik arkadaşım konuşsana Kara delik. merkez ayağımıza kadar geldin, zahmet ettin. Kalkacağız biz de. Sana yedek anahtar bırakacağız. Biz yokken su mu açık kalırsa. Suzan hadi Suzan. Yo. Sok bir yerine peçeteyi git hadi. Teşekkür ediyoruz, çok zarifsin. Kalsın o. Uzak. Merkez kalkış için izin istiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ana karaya. Gerçekten. Nereye gidiyorsunuz? Hocam bize buraya git dediler. Uzaya git dediler, uzaya gidiyoruz. Ben ne? Ha, uzaya biz bakmıyoruz ya. O zaman kapat yazmasın, kapat. Uğraştığımız şeye bak, evet, dünyayı kurtaracağız. Ateşliyoruz, seyirci ateşle mekiği. Ateşle mi? Evet, çu vi vi yapın sonra sonunda da bom yapacağım. Hayatımda böyle bir ateşleme görmedim. Belki tutuşur, dur. Evet arkadaşım, kalkışınızı hissedelim. Önce titriyorsunuz, sonra yukarı kalkıp aşağı çakılıyorsunuz. Aşağı kalkıp yukarı çakılıyorsunuz. 3, 2, 1, buyurun. Seyirci uyuma, evet. Bum! Ne oldu? Arkadaşım. Hop ne? Parayı mı ödemedim otobüs parasına? Ne yapıyorsun? Hop ne ya? Adam uçuyor, hop diyor biri.
Sen onları aldırma. Bunun camı açılmıyor ki elle. Camı yok bunun. Ne? Çorlu'da yapılmadı mı? Ya sen... Elektrikli mi? Arkadaşım. Şıpıdak var mı? Arkadaşım lütfen yapma şunu. Tamam. Evet, kalkıyorsunuz. Tam kalkarken ayağınızla yere iyice bastırın, kendinizi yukarı ittirin. Evet, 3, 2, 1. Başla seyirci. İttir kendini yukarı. Lan kızla ittirsene. Tamam, çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz. Çıkın, çıkın. Ne görüyorsunuz? Hiç, tavan kapalı olduğu için tavan bir şey göremiyorum. Ay, camdan görüyorsun. Göster, göster. Evini göster kıza mesela. Bak, bak buralar. Bak, bak. Burası yola benziyor. Demek ki öbür tarafta bizim ev. Orada da yok. Aşağıda... Göster evini kıza. Bak şurada aslında alt kapalı ama ev aşağıda kaldı. Uçtuğumuz için... Arkadaşım yan camdan göster kıza. Gösteremem. Böyle gittiğimiz için ev aşağıda kaldı. Yandan ev... cam var. Oradan kafayı çıkarıp göster kıza. Hani cam açılmıyordu? Bombeli cam var içe doğru. Nembeli? Bombeli dışa doğru. İçeri doğruysa attı. Dışa doğru lan. Ay dışa çok doğru. İyiymişiz. Dışa doğru bombeli. Al kızı yanına. Göster evini. Bütün pilotlar hosteslere gösterir evini. Şu an... Neler biliyor? Şu aşağıda gördüğün ev var ya... O kadar güzel bir ev ki bizim değil orası. Orası bizim değil çünkü. Bizim geride kaldı. Daha önce gösterseydim keşke. Neyse dönüşte. Çocukluğunu göster. Çocukluğumu orada görüyor musun? Lan çocukluğunda top koşturduğun sokağı göster. Çocukluğunda top koşturduğum sokak orası. Bak şu camı kırmıştın. Söylesene kıza, sempatik ol. Ya inanır gibi orada bir tane eski müstakil bir ev var. Aha. Eski, o ev işte benim çocukluğumun geçtiğim mahalle. O ev benimki, bak bak. Bak enteresan. Camı nasıl kırdın? Camı nasıl kırdım? Sen biliyor musun? Ben çünkü hatırlamıyorum. Sen biliyorsan bana topla. Söyle. Topla! Topla, topla. Olayları bir topla kafanda şöyle. Topnan kırdım. Topnan kırdım, evet. Değişik, inanılmaz. Yeni bir malzemeydi o zamanlar. Topnan. Bize tek alınmıyordu. Gidip toplan alıyorduk. Evet kız, gevşe biraz. Çocuğa doğru meyillen. Ben de üstüme rahat bir şeyler giyeyim mi? Hayır. Meyillen çocuğa doğru. Ay çocukluğuna meyillen hayran kaldım de. Ay çocukluğuna hayran kaldım. Sen bir de büyüklüğümü gör. Evet. O tam o sırada atmosferden çıkıyorsunuz. Evet. Eğer dünyayı kurtarmayı başarırsak... Mesaj mı geldi sana? Ezgi söyle, atmosferden çıktım galiba de. Bu atmosferden çıktım galiba. Bence sen insanlıktan çıktın. Biraz. Ve gemi gider 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 gider. Tam o sırada bizimki kızla elini omzuna atmış. Şey yaparken, dalga geçerken... Hayır, kızın omzuna elini atmış. Dalga geçerken yanlışlıkla düğmelerden birine yaslanır. Gemi uzay boşluğuna düşer. Ve inanıyor musun sen? Fuş. Sallanın, sallanın sağa sola. Kontur plağı çarptım. Sağa sola. Ne yaptın de Ezgi? Ne yaptın? Şu tabureleri çak demiştim buraya. Nereye doğru gidiyoruz? Bilmiyorum da benim alt taraf yırtıldı galiba. Ve gemi bir kayanın üstüne sertçe vurur. Bunlar geminin içinde ters dönerler. Vur sertçe kayaya. Müzik yükselir. Vur. Ters dönerler geminin içinde. Dön. Özür dilerim. Galiba burnumu parçaladım. Ne yapıyorsun? Ben biraz gitmem lazım. Ne oldu? Biraz şey değil mi? Aa! Yok kız, korkma. Burnu kanıyor. Yok, onu oyunla veriyorum. Rol şey, Suzan hemen korkacak gel. Korkacak bir şey yok. Suzan koş. Evet, hava boşluğu. Evet, atla öne. Evet. İndiniz şeyden aşağıya. Nereden? Gemiden aşağı inseniz. Evet, indik. Suzan acele etme, acele etme. Gel beni gel. Beni kan tutar. Evet, evet. Tamam, indiniz gemiden aşağıya. Evet. Ve burası neresi diye telaşlandınız. Burası, acil burası mı hocam? Çünkü galiba dibim düştü. Evet, burası tamam. Neresi diye başlarsınız. Hocam, bura nereye? Yenge merhaba, burası neresi? O yenge yok. Yenge yok. Aa, halüsinasyon mu görüyoruz? Evet, şimdi burası neresi diye telaşla dolaşırken ortalıkta... Evet. Ortalıkta birden o gemiyi görürsünüz. Gör uzay gemisini. Aa, bizim gemiye bak burada. Hayır. Demek ki dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Uzayda başka gemi görürsün. Piyanoyu gör. Hocam ters kullanıyorsun. O yok. O yok. Ve yavaş yavaş ürkütmeden geminin içine bakmaya gidersiniz. Acaba geminin içinde birileri var mı, yok mu? Gemi başıboş mu? Acaba dünyayı tehdit eden o komutan burada mı? Evet. Evet, yavaşça gemiye gidersiniz. Korkacak bir şey yok. Kolay gelsin. Sen devam et.
Böyle uzay şeyleri çal bize. Yabancısı. Uzaylı görmüş gibi yap bir anda. At kendini yere. Gör uzaylıyı. Saklan oraya. Gelin lan. Evet. Söyle Ezgi'ye söyle. Uzaylı gördüm galiba. Uzaylı gördüm galiba. Nerede ya? Ne bileyim ben anlamadım ki nerede olduğunu. Ve korkarak kapağı açıyorsun. Yavaş yavaş. Her an bir şey çıkabilir. Arkadaşım, uzaylı çıktı lan gemiden. O da bizim canımız. Allah'ın bir kulu o da. Hayır. Kaçsanız da kendi geminize doğru. Koş. Gemiye gidelim de ben ağzımı burnumu parçalayayım. De ki, evet, geminin oradan bağırın. Hayko, bağır onlara. Senin ismin ne? Aa. Hayır öyle değil. Yani. Baba kararsız kalmış herhalde. Hayko, uzaylısın ama Türksün. De ki, kaçmayın ulan kaçmayın. Yakacağım canınızı. Evet, buyurun. Kaçmayın ulan, kaçmayın. Yakacağım gel buraya canım. Gel, gel buraya gel. Buraya gel, buraya. Levi'yi görüyor musun sen? Gel. Ezgi, neyi görüyor muyuz? Levi'yi. Haydar. Ana. Türkiye'den geliyoruz ya. Evet, arkadaşım sen devreye gir. Haydar buradaysa bana ihtiyacın yok zaten. Hayır, sen devreye gir arkadaşım. De ki ne yapıyorsun adam uzaylı falan. Ne yapıyorsun? Adam belki de çok tehlikeli birisi. Yani ama böyle canımız... bir şey olur mu canım? Biz de işimizi yapıyoruz yani. Yaş yapıyoruz da belki de adamı evinde rahatsız ettik. Bilmiyoruz orası evi midir nedir? Bak sen önünde piyanist oturuyor. Güzel konuşuyorsun. Değişik bir olgu. Arkadaşım şey, sen iletişim kurmaya çalış adamla. Evet. Cepten arayacağım. Hayır, oradan iletişim kurmaya çalış. Tövbe ya Rabbi. Bu uzay kadınları ne patavatsız. Allah'ım evet. Selam olsun. Dünyayı patlatacağım. Tamam biz şuralarda takılıyoruz. Arkadaşım. Burada dürümcü geçsene. Var mı dürümcü? İletişime geçsene adamla. Biz sizi rahatsız etmek istemedik. Sadece dünya ile ilgili... Aa dünyayı patlatacağım dedi. Dünyayı siz mi patlatacaksınız? Ben. Hocam patlatmazsan çok seviniriz. Neden? Kaplumbağa deden, ne bileyim ben işte, ne diyeceğim adama, adamın da bir sebebi var. Önce adamla iletişim kur. En azından bir yan yana gelip konuşabilirsek belki sizi caydırabiliriz. Hayko, sen dünyalara söyle de ki, hayvanları öldürüyorsunuz, üstünüze kürk yapıyorsunuz, suları kirletiyorsunuz falan o tarz şeyler söyle, hepinizi patlatacağım de. Evet. İnsanlardan nefret ediyorum. Çünkü onlar hayvanları öldürüyorlar. Kürklerini üzerlerine kıyafet diye geçiriyorlar. Hayatı zindan ediyorlar. Birbirlerini öldürüp dünyayı birbirine zindan ediyorlar. Artık onların yok olma vakti geldi. Dünyayı patlatacağım. Cevap ver. Biz de yanındayız, haklısın. Hayır arkadaşım, alttan al, alttan al. Şimdi şey, yavaş yavaş böyle yengeç yengeç hareketlerle adama doğru yaklaş, evet. Şimdi... Çok özür diliyorum, hak da veriyoruz size ama... Çok da yaklaşma. Çok da yaklaşma dünyaya. Yani uzaktan patlat diyeceğim ben. En azından bir faydamız olsun. Uzaktan patlatırsan üstüne sıçramaz. Bu hayvanları falan saydın da yönetmenle ilgili bir şey söylemedin. Yani onu da garanti alırsan... Arkadaşım lütfen. Bak adamı alttan alman gerekiyor. Alttan al adamı. Eğer huylanmazsanız alttan alacağım gelip. Öyle değil. Öyle mevzuları değil. De ki ya kardeş haklısın ama bütün dünyada böyle değil falan. Evet. Gerçekten çok hak veriyorum size fakat bütün dünyada böyle değil. Mesela biz öyle değiliz. Biz de gerçekten dünyanın selayeti yaşıyoruz. Şeyi anlat. Geçenlerde çarptım. Geçen bir tane DVD aldım erotik. Sen benden hoşlanıyor musun? Aç. Arkadaşım. Bir saniye benden hoşlanıyor. Bana bir şeyler yapıp duruyor. Ya ne olacak insanız olur ya. Hepimiz ya, öleceğiz ya. 10 gram pamuğa bakıyor hayat. Dünyayı patlattın ne olacak? En azından herkes önceden uyar ki pamuklar dağıtılsın. Pamuksuz olur. Yepyeni nesiller oluşacak. Yepyeni çiçekler, yepyeni böcekler, yepyeni hayvanlar, yepyeni insanlar. Hocam sen enerjiyi ana şebekeden mi alıyorsun? Gerçekten nerede? Maşallahın var evet, ya. Evet arkadaşım de ki kardeş senin bildiğin gibi değil. Söyle. Kardeş senin bildiğin gibi değil. Yemin ediyorum ÖTV'ye bir zam geldi. Şu an ikinci el araba piyasası bile el yakıyor. İşte dünyayı patlatacağım. Bana da o ÖTV'yi takakladılar. Herkesin derdi aynı dünyada uzayda. Ezgi sen gir devreye. Biraz da sen konuş. Bence bir kadının dilinden anlar. Yani kadın daha doğrusu onun dilinden anlar. Ekmeğiydi, suyuydu. Ne yapacağız bilmiyorum.
Abi. Ezgi öyle değil, adama moral motivasyon verin. Adama niye kötü şeyler söylüyorsunuz? Ne yapayım? Sen gittiğinden beri dünyaya neler oldu arkadaşım, anlatsana. Ne yapıyorsun? Ceplerini o kadar saçma yere koymuşlar ki. Senin cebin yok. Cebim elini yok. Arkaya sok. Evet, benim cebim yok. Bana mail atarsan sevinirim. Evet Ezgi, söyle. Motive et adamı. Dünyada sen gittiğinden beri oho. Dünyada sen gittiğinden beri oho, neler oldu neler. Vallahi. Sen Ezgi'den hoşlanmaya başlıyorsun Ayko. Ne oluyor sana? Güzellik. Benim gördüğüm straplez giyen ilk uzaylı. Ayko, yavaş yavaş inersin aşağı. Ne oluyor beyefendi? İyi misiniz? Hayırdır inşallah. Bence eteği topladı. Bize karşı bir hareket değildi o. Evet, yavaş yavaş aşağı inersin. İnersin. Yürümeyi unutmuşsundur. Zor yürürsün. Bak bak, iş çıkarıyor adama ya. Yürüse ne olur. Evet. Arkadaşım, bu arada sen tırs. Ezgi, yapış arkadaşıma. Ana bize doğru geliyor diye. Ay, bize doğru geliyor. Korkma, korkacak bir şey yok. Bize... Ne yapıyorsun? Dünyada olmadı, uzayda fırsatı değerlendiriyor. Ne yapacağız? Geliyor adam. Korkacak doğru. Bir şey yok, korkacak Ayko, bir şey yok. Ayko, sen arkadaşıma gıcık ol. Kızın her söylediğine inanıyorsun. Evet, 3-2-1 yürü. Uzay modern dansından örnekler seyredeceksin. Bu uzay yerlemesi mi? Arkadaşım, tanımadığın bir cisim gördüğünde yere oturursun. Çöksenize yere. İkimiz de mi? Evet, ikiniz de çökün. Ne yapacağı belli değil. Bu tamamen Şorlu'da onun köyde yaptığı, köpek genize yaptığı şey. Uzayla alakalı. Uzay da kurtarmaz ya. Evet arkadaşım, çeşitli şey, temkinli ol. Adam yaklaşıyor sana doğru. Yaklaş. Tövbe yarabbim. Bir hareket yapsana adama. Bu Jüpiter halk oyunlarıyla selamlıyor mu bizi acaba? Hani böyle bir hammasi bir şey olabilir belki de. Değil mi? Dünyalı evet. Gelmiş. Uranüs karşılaması bu. Evet, olabilir. Gerizekalı mısın? Adama bir hareket yap, yaklaşıyor adam. Tıbbi bir karşılama, Uranüs. Sen... Yapsana hareket adama. Lan öyle değil ya. Bak nasıl korkuttu ama. Bütün kainatta tutar bu hareket. Lazer sandı. Evet. Arkadaşım söyle de ki dünyayı patlatma, pazarlığa giriş adamla. Hocam izin verirseniz, benim adım Tolgiş, astronot Tolgiş. Bu korkacak bir şey yok bizde. Ben unuttum, o neydi? El işte. Bildiğin el yani, elden zarar gelmez. Ezgiş astronot... Bırakma. Ezgiş. Bırakma. Ezgiş. Ezgiş. Arkadaşım devreye girsene. Uzayda da böyle, elini verdi mi kolunu kurtaramadı. Hayır. Kızı bırakmıyor, devreye girsene. Beyefendi. O sizde kalsın. Ben şimdi dünyaya döneceğim. Arkadaşım hayır. Hayır. Seviyorsun kızı. Ezgi yardım şimdi, iste. Yardım etsene, bırakmayın tamam. Elimi. İsterseniz bırakın çünkü kendisi bu konuda hassastır. Bu tarz temaslar... Dünya üzerinde unuttuğum hissiyatları birden tekrar tekrar hissettim. Hadi. Hadi inşallah. Dokunarak kızdaki bütün güzel enerjileri kendine alıyorsun. Titre Hayko. Ben mi? Ha. Titre. Al güzel enerjileri. Ne yapıyorsun arkadaşım? Kameraya çöküyorum. Dünyada inanmazlar. Şimdi bana... Ben gidiyorum bu mekikle. Gitme arkadaşım. Ezgi, çok korkuyorsun. Sen de çok tırsarak arkadaşımdan yardım iste. Beyefendi, içimi sömürdünüz. Kurban olayım, bırakın artık. Unuttuğum gitti. Duygular. Arkadaşım, girsene devreye. Kız gidiyor yerden. Biraz gitti. Da benden al. Biraz da benden al. Hayko, söyle. Sen negatifsin de. Sen negatifsin. Git. O pozitif. Tamam ben... işte biz birbirimizi tamamlıyorduk. Sen niye çıktın ki şimdi? Gemiden. Allah Allah, Vavien. Hayko, söyle de ki ben sizin kadar iyi insanlar görmedim. Siz neden dünyada yaşıyorsunuz falan tarzı sorularla yap onları. Sizin... Uzayın bile dilini bozdu ya. Sizin kadar iyi dünyalılar görmedim. Biz de niye böyle kadar... oldu? İyi bir uzaylı görmedik. Uzun zaman oldu. Bence anlaşıyorlar. Bana ihtiyaçları yok. Arkadaşım, gir devreye. De ki, kardeş sen şeyi çözmek istiyorsun. Bu patlatma mevzunu çözersen olayı çözersin. Şu patlatma işleri nasıl şimdi oluyor bu diye. Bu patlatma olayını nasıl yapacaksınız? Yani şimdi o patlatma size zarar işi istemem. Olacak. Evet. Dünyayı patlatacağım. O bir garanti. Ama bu dünya üzeri güzellik benimle beraber. Benden bahsedin. Burada kalırsa... Sen değil, sen negatifsin. Eğer benimle kalırsa belki patlatmayı iptal edebilirim. Ha. Kim? Kız size mi kalıyor? Evet. Dünya için. Hadi görüşürüz. Hayır arkadaşım! Sen çok kötü oldun şu anda. Ben şu an çok kötü oldum. Galiba ishal oldum. Hayır. Bu hava değişimi beni çarptı. Hep askerde de olmuştu. Değil mi hocam?
Hayır arkadaşım, sen kızı al yanına. O benim sevgilim, bizim onunla evlilik planlarımız var falan, gir o işlere. Yalnız çok özür diliyorum da böyle bir şeye izin veremem. O benim sevgilim, bizim evlilik planlarımız var. Patlatacağım. Tamam patlatırsan patlat be. Şimdi buna izin veremem. Kız arkadaşımın sizle bırakmaya da izin veremem. Onu da alacağım. Dünyayı patlatmanıza da engel olacağım. Ve buradan gideceğim. Bir anlaşma yapalım. Siz de dünyaya götürelim. Dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu görün. Arkana dön galiba. Arkadaşım sen ne beyinsiz bir insansın. Uzayda yapmayın çünkü uçar. Adamı dünyaya sizin gemiyle gelmeye ikna et. De ki benim gemiyle seni götüreyim bak. Selami Çeşme, Kızıl Toprak bir tur attırayım. Beğenmezsen şerefsizim beraber. Yani patlatayım. Oraları gösterip mi ikna edeceğim adama? Evet. Miami, Florida, bak, Brüksel falan yok. Selami bir tur attırayım sana de. Tamam mı? Bir Antep kebabı yedireyim de. Beğenmezsen şerefsizim gelip beraber patlatacağız. Dünya böyle bir yer işte. Antep kebabı yedirmeye Selami Çeşme'ye götürüyorum seni. Arkadaşım konuş. Konuş. Evet. Şerefsizim beraber patlatacağız de ya. Evet. Evet, sözlükle getirdim yanıma. Bir uzaylıya size anlatacağım çünkü. Şimdi isterseniz bizimle bir kere dünyaya gelin. Size biraz dünyaya gelsin. Hayır, beni sözlerinle kandırmana izin veremem. Bir kere öpeyim. Olmaz. Olmaz. Arkadaşım izah et adama. Dokun arada konuşurken temsel kendine ya, değil ona... adama. Ama dokunduğun anda çarpıl herif elektrik yüklü. Size ne oldu? Evet, devam evet. et. Eğer izin ver... bir daha da ağzımı açmam lan. Lütfen konuşunlar. Eğer izin verirseniz bizimle dünyaya kadar gelin. Biz size dünyayı gösterelim. Ay beyefendi vatos gibisiniz maşallah. Dünyaya gelin, dünyayı gezdirelim. Dünyanın güzelliklerini görelim. Beni sözlerinizle kandırmanızı istemiyorum. Kandırmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçi vururum ben. Gemiyle üstüne giderim onu ya. Olmaz. Tampona bağlayıp sürükleyeyim mi dünyaya kadar? Ezgi, sen aşktan, sevgiden bahset. Beyefendi, bakın uzun zamandır hissetmediğiniz şeyler hissetmeye başladığınızı söylediniz. Yanılıyor muyum? Ah canım. Ya gel şuraya. Su aldık mı biz yanımıza? Arkadaşım tamam. Yapma şunları lütfen. Tamam. Evet. Adamın kültürü bu demek. Sen aşk nedir, sevgi nedir bilir misin de şeye uzaylıya orada. Ben şimdi Neil Armstrong niye öyle yürüyor anladım. Hop. Hop. Bundan önce ayda mıydı görev yeriniz? Arkadaşım. Benim. Ezgi de ki sinirlen şeye. Sen aşk nedir, sevgi nedir bilir misin de. Sen aşk nedir, sevgi nedir bilir misin ha? Bilir misin ey adam? Hayko kalkar, arkasını döner, sertçe piyanoya geçer. Aşkın sevginin ne olduğunu gösterir ona. Bilir misin aşk nedir, sevgi nedir ha? Bilirim. Bilmezsin. Hem de nasıl bilirim? Öyle bir bilirim ki unutamadığım için... Bir türlü unutamadığım için, mahvolan hayatımı egale edemediğim, hiçbir şeyi toparlayamadığım, yapamadığım şeyleri neyse başka. Ne kaldı bak ellerime de
her adımım daha derine. Her adımım daha derine. Ölüyorum. Arkadaşım, hemen gidersin yanına. Olayı kankaya bağla. Bundan sonra kankayız de. Evet, bağla olayı. Çok etkilendin. Hocam büyük geçmiş olsun. Bu sözleri nasıl yazdın sen ya? Uzayda. Boşlukta. Bundan sonra kankayız. Bravo. Alıştı artık. Hemen bulduğun yere... Peki, seni götüreyim dünyaya, bir tur attırayım da ikna et. Seni götüreyim dünyaya, bir tur at, dünyayı bir gör, bu fikrinden vazgeçeceksin. Bana güven. Bizim gibi insanlar çok. Ayko söyle, de ki öne doğru iki adım gelirsin, duygusal özellikle, olarak dersin özellikle. Ki çok özledim. Neyi biliyor musunuz? En çok sarımsaklı işkembe çorbası. Buyur, genel... Allah'ın emri zaten, normal bir şey özlemez. Sen onu söylediğinde sarımsaklı işkembe çorbası mı de Ezgi, Tolga birbirinize sarılıp ağlayın. Gel öne doğru. Sebep? Evet, yap duygusal konuşmanı. Ben de zaten çok özledim dünyadaki sarımsaklı işkembe çorbası. Ağlayın birbirinize sarılıp. Neyi özlemiş, duydun mu diye. Neyi özlemiş, duydun mu? Duymaz mıyım? Sarımsaklı işkembe çorbası dedi. Arkadaşım söylesene. Daha yemeden. O yüzden uzayda hapla besleniyorlar. Ve elinden tuttuğunuz gibi gemiye bindirirsiniz. Gel buraya, gel. Gemide var iki tas, gel. Tasa yaparsın yani. Gemiye bindirirsiniz. Gemiye bindirin arkadaşım. Aranıza alın, aranıza. Şey, Hayko'yu oturtun. Arkadaşım sen arada git. Evet, Ezgi. Arkadaşım, uçur arabayı. Ayaktasın sen arkadaşım. Evet, uçur şeyi, gemiyi, mekiği. Hocam, soğuk sıcak bir şey içer misin giderken? Yolumuz uzun çünkü. Ayran İkiden var. Gideceğiz. Evet, tam giderken, müzisyen gel. Gel, durdur gemiyi. Gemiyi çevirmeye durdur mu? Çevirmeye mi takıldık? Evet, ayakta yolcu almak yasak uzay gemisine. Gülmeyin! Ya buna nasıl gülünmez? Ya gülmeyin mi? Dur. Müzisyen, gemi hızla aşağı inerken sen ona yetişmeye çalışıyorsun camdan. Bir türlü yetişemiyorsun. Camdan kafan geliyor gidiyor. Evet, geç camın oraya. Bağır oradan. Dur. Lan! Hop! Şşş! Hocam, sporun bitince bizi ara. Tamam, kafanla durursun orada müzisyen. Lan! Oğlum, ayakta yolcu almak yasak lan. Nereden gidiyorsun sen? Jüpiter Taksim misin? Ya geç hadi, piyanonun başına geç. Gözünü seveyim. Arkadaşım, adama cevap ver. Ya herif demin... Tenekenin üstünde piyano çalıyordu, biz ses çıkarmadık, ayakta yolcuya mı arıza yaptı? Evet. Evet mi? İzah et durumu, de ki bu adam patlatacaktı şimdi, o yüzden aldık. Bu adam dünyayı patlatacaktı, o yüzden onu ikna etmek için dünyaya götürüyor. Ya bırak beni yeme, her biriniz bir başka yalan seni uyduruyorsunuz. Seni ben nasıl yiyeyim zaten bir seferde. Şimdi kendisini ikna edip dünyaya götürüp dünyayı gezdireceğiz, görsün, ikna olsun. Sevsin ki dünyayı patlatmasın, yoksa dünyayı patlatacak. Ya bırak bu işleri ya, bakayım kim var orada, bakayım. O, komutan Kubat. Nasılsın, iyi misin? Kubat mı? Evet. Bence Kubat... komutan Kubur. Sürekli her yere bırakıyor çünkü. Komutan Kubat söyle, de ki tanıdık de, şey yapmasın. Benim, ben. Komutan Kubat. Ha, dünyaya komutanım, gideceğim. Görmedim seni ya. Bu gerizekalı ayakta görünce. İyi, tamam, hadi yürüyün. Bu dahiyane buluşunuz bu muydu? Evet. Ne bekliyorsun arkadaşım? Başka türlü çözülür mü işler uzayda? Evet. Giderken sen yukarıdan... Yukarıdan ona evi gösterirsin. Göster. Dünyayı göster önce. Şu tarafa denk geliyor. Güzelliğe bak. Burası patlatılır mı ya? Burada şimdi arsa değerleri falan ne kadar yükseldi. Evet. Tam inerken ben atmosfer dediğimde atmosferi hissedin. 3, 2, 1. Atmosfer. Bu şok normaldi işte. Korkucuk bir şey yok. Ama ben orada duyar ya, huşt diye bir ses olmuştu atmosfere. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ne oldu? En ufak sıçramada bırakıyor ya. Hocam istirham et. Dünyaya böyle gideriz ki onlar bizi patlatır. Söyleyeyim yani. Evet.
dünyaya yavaş yavaş inmeye çalışırlar. İnerler, inerler, inerler. Tam indikleri yerde stadyumdur, maç oynanıyordur. Dur oğlum! Evet, inersiniz. İn arkadaşım stadın kenarına. Hadi bismillah. Evet, al Hayko'yu göster. Hakem geldi. Hayır, hayır. Topla futbolcuları. Bir dakika durdurun maçı de. Onu da tek yapamadığım hareket de bu. O kadar zenginim ki benim yerime ıslık çalıyor. Toplarım bakayım. Abi tam gole gidiyorduk ya. Gel gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Ne yapıyorsunuz yavrum siz burada? Küçük mü bunlar? Evet, ortanca. Ortanca mı? Üç kişiler mi? Arkadaşım hadi konuş. Evet. Çocuklar size komutan Kubat'ı tanıştırıyorum. O. Uzaydan gelen ilk orta çağlı. Hatta ilk çağlı. Karanlık bakır kükürtü. Kendisi seveceğim bir konuşma yap çocuklar. De ki, çocuklar komutan Kubat'a merhaba deyin. Merhaba deyin. Falan. Çocuklar komutan Kubat'a merhaba deyin. Merhaba Kubat amca. Çok hoş, evet. Çin çin. Evet, haklısınız. Kubat dünyanın içine ama... Ya insan iner inmez bunu yapar mı ya? En azından bir iki yeri bak, beğenme de yap yani. Ya uzayda o kadar zaman ne yapacağım? Bir tek bunu yapıyorum. Uzayda hiç yere düşmüyor tabii. Kaldır Kubat'ı, kaldır Kubat'ı. De ki Kubat, şu hayatta neyi özledin en çok? Müdür, bu hayatta neyi özledin ya? Yukarıda dedim ya işkembe. İşkembe, senin hayır, hayır, o yemek dışında. Kubat, ağlamaklı bir şekilde annemi de ağlayarak arkadaşıma sarıl ama elektrik olduğu için sen de çarpıl. 3-2-1 buyur. Bu hayatta neyi özledin en çok? Annemi özledim. Ah, 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 ben de bıraktım. Ay ölecek adam, bırak. Bütün kaslar Kubat. Tabii. Kubat, dur, bırakıver. Dur. Allah aşkına. Hocam, senin dünyaya geliş amacın nedir? Evet, annemi özledim diyorsun. Arkadaşım, sen elektriği aldın. Aldım ben, o elektriği aldım ondan. Anladım, aldım mesajı. Ve Kubat'ın dünyaya geldiğini, geminin indiğini öğrenen annesi de gelir. Hemen bir sahneye bir hanımefendi alın. Sahneye bir hanımefendi al Ezgi. Geliyor, hanımefendi geliyor, koşarak geliyor. Şimdi uzay montum var senin, alın. Merhaba, hoş geldiniz. Annem. Hoş geldin. Babacığım sen kaç yaşındasın? 22 falan mı? İsminiz ne? Sevinç. Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Ayko Bey, mikrofon Ezgi Hanım. Kırıyor. Bu da mikrofon. 2500 euro KDV dahil. Yani hareket ederken dikkat ederseniz benden kesiyorlar çünkü. Evet, söyle annemi de sen Ezgi'ye talimat ver, gitsin annesini getirsin. Anne, piyanonun oraya geçin siz. Ezgi gidip annesini getireceksin oradan. Arkadaşım siz... Sen de boş erkek... durma, gel ya. Siz erkek hemen... erkeği konuşun arkadaşım. O şey zaman söyleyeceğim. Gece buraya gelmeden önce Ukrayna'ya tatile gittim. Valla şey, mı? İnanılmaz. Zaten orayı göstereyim, patlatmaktan vazgeçersin. Harbi diyorsun. Ya da her yeri patlar, orası kalsın. İbret olsun bir dahaki gelenlere. Böyle olmasanız patlatırım de. Pislik yapma. Ben yapmadım ki. O varoluşunda var. Sen de ondan öğrendiğin hareketleri, şakaları yap ona. Ben? Hadi bakalım. Evet, sen. Yok, kuliste yaptıklarımı yapma. Ne ki şaka yaptı hocam, hatırlamıyorum. Ya işte enseye vurdu falan, o tarz şeyler. Buldum, buldum hocam. Niye böyle şeyler yapıyoruz? Yani burada... Artık adam sevdi, geldi aşağıya. Koca komutan ya. Adam piyanoda yaşıyor ama bana yaptığı harekete bak. Ya sen de ona karşılık versene, sempatik ol ki adam patlatmasın. Ya bu annesini getirmeye gitti zaten. Hayır, gitmedi, sen yollayacaksın. Ha. Evet, yap hareketleri. Sen, ay ben çıkıyorum, Allah kahretsin sizi ya. Gel şuraya. Bence ne patlat. Ya? Birbirleri... Bence... Arkadaşım şakalaşsanıza. Ya kankayız, niye? Kankasın, evet. Şey, inanılmaz medeni hareketler bunlar. Bunun hangisi açıp kapama tuşu? Cüt, cüt. Arkadaşım ya, adamla çok samimi olsana. Şimdi bu adama ikna etmemiz için annesini çok özlediğini söyle. Annesini bulup gelirsen yırttık. Annesine kavuşursa dünyayı patlatmaktan... Oyalı bir süre, getiriyorum anneyi. Bir de gelirken benim o uzun kırbacı getir. Evet, şey söyle de ki, akşam da alemleri akalım de falan. Ya 20 dakika önce yürümeyi yeni hatırlıyordu. Şimdi alemlere akalım. Arkadaşım senin başarın bu. Ezgi daha gelmeyin, durun. Evet, alemlere akacak. Konuşun, evet. Akşam bir yere gidelim mi? Alemlere akalım ya. Böyle ortam... ...papa olsun.
Tam ortam mı? Miki miki. Tamam tabii, tabii yapacağız ya. Bu gece anladım. Gezdireceğim ben seni. Arada dokun ona, dokunca çarpılsın. En güzel kebapçılara git. O ne ışık? Ağzım çarpıldı. Ağzına çarparım dedikleri bu işte. Akşam çok güzel eğleneceğiz. Seni eğlendir. Dünyaya doyacaksın. Ve inan bana pat atmaktan vazgeçin. Çünkü çok güzel bir yer burası. İnanılmaz bir yer. Vallahi abi. Ay bu söyle, o kadar rahatladım ki içim boşaldı de. Oo, içim boşaldı lan. Tabii ya. Yani. Uzayda yaptıkları yeter zaten. Bir ay götürür. Evet, arada dokun enseye. Tıt al enseden. Nereden? Hop. Hop. Lan mı? Hayırlısıyla şu anam bir gelse de ben de rahat etsem. Evet, annesi gelir. Annesi gelir. Ver duygusal müziği. Ağır çekimde gör anneyi. Annem. Dur dur. Anneni önce görüyorsun, tanımıyorsun. Annemi anne tanırım. Sen önce diyorsun ki yavrum saçından tanıdım. Bu benim oğlum diyorsun. Evet buyurun. Yavrum saçından tanıdım. Bu benim oğlum. Ben hatırlayamadım. Patlatırım dünyayı ya. Yanlış. Hayko söyle. Ulan beni yiyorsanız ha. Gerçek annem değilse patlatırım vallahi. Ona sinirlendim zaten. Evet söyle. Bak bana çık yapıyorsanız, tıtık yapıyorsanız bana vallahi Allah belanı versin patlatırım, geri dönerim. Uzay mekiğinizi alırım. Gece ama bir alemi yaparım, ondan sonra giderim patlatırım. En azından yılların acısı çıkmış olur. Bunu da iyi bilin. Bana da ayar yapmayın, ayaklarımla. Arkadaşım, sen de Ezgi'ye dön de ki, ulan gerçek annesi mi? Yoksa adam patlatır hakikaten bizi. Bu gerçek annesi mi? Yoksa gerçek annesi tabii, niye güvenmiyorsun adam çok ciddi. Sana? Eğer gerçek annem ise patlatırım diyor. Yahu ben buldum, getirdim. Hayır, çünkü uzaydan buraya kadar her köşeye yaptı. Bir de patlatırsa bütün kainat götürür, ya, söyleyeyim. Ya merak etme. Tamam. Tamam. Arkadaşım, benim. Gerçek annesi olup olmadığını nasıl anladın? Sor, kadına söyle, deş kadını. siz yani oğlunuz olduğunu nereden hatırladınız? Saçından hatırladım. Böyle mi doğdu? Evet. Büyük geçmiş olsun. Ağır, sızılı bir doğum olmuş sizin. Hayır, de ki Sevinç, babası da böyleydi, saçları dikerdi de. Ha, bunun babası da böyleydi, saçlarını dikerdi. Dikerdi, bildin. Evet. Peki babası da böyle her köşeye... Ya, o yoktu. Yok, o yok. O yeni nesil çünkü. Evet, İyi, gerçekten tamam. Hani. Şey, Sevinç, de ki, hatırlar mısın oğlum, küçükken bir topla cam kırmıştın? Can alıcı. Hatırlar mısın oğlum? Sen çok küçükken bir topla cam kırmıştın. O bendim be. Hepiniz kırmışsınız. Allah Allah, ne güzel yırttı. Uzayda çıkarken gösterdim ya bu evin camını kırmıştım diye. Ya her çocuk kırar cam. Sana özel bir şey değil. Geri o zaman anne. Hayır, gel buraya. Hayko de ki, peki söyle bakalım kimin camını kırmıştım de annene? Terzi mi, berber mi? Sor. O halde bir tek soru bunu çözebilir. Kimin camını kırmıştım? Terzinin mi? Berberin. Arkadaşım çok kritik nokta. Kadından git konuş. Terzi, terzi. Evet, söyle hanımefendi. Berber diyorum. Hayır, berber diyeceksin orada. Ağır çekimde kavuşma ve koşma sarılma anı. 3, 2, 1, buyurun müzik yüksel. Hemen çekip hemen bırakıyor. Ağlasanız arkadaşım bu. Biz gel ağlayın. Ezgi ağlayın, konuşun. Gerçekten bu mu? Hala aldırabiliriz. Öyle bir teknoloji var. Galiba. Evet. Ayağa kalk. Arkadaşım ağlasana sen de. Çok duygulandın. Konuş Ezgi'yle. Duygulandım şu an. Çok önemli. Allah herkese böyle bir aile versin. Canım oğlum. Siz öyle devam edin. Evet, Hayko kalkarsın ayağa. Beni dünyaya getirdiğin için diye şeye teşekkür edersin Tolga'ya. Beni dünyaya getirdiğiniz Tolga için. Tolga mı getirdi dünyaya? Lan beraber getirmediniz mi dünyaya? Al, tipik dünyalı kadın. Anneye Tolga, Tolga babası mı? Lan ne alakası var? Dünyaya getiren sizsiniz. Ezgi ile Tolga getirmedi mi çocuğu dünyaya? Ha, uzayda. Uzayda. Tamam, çocuğu pardon. Dünyaya getirmek derken kafa gitti bizim. Söyle Tolga'ya. Anne, ilk sen dünyaya getirdin, ikinci bu de. Söyle. Çok romantik oldu. Anne, ilk sen dünyaya getirdin beni, ikinci de onlar. Ama benimki forceps ile oldu. Sen bizim her şeyimizsin. Çok güzel. Çok... Ailemiz birleşsin. Birleşsin de kamera k***sı seyrediyor. Maşallah, Allah ayırmasın. Sevinç alkışlarla yerine gönder. Teşekkür ederim.
Seviyoruz. Yaşa. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Uzaktan aklı başında biri gibi gözüküyorsun ama... Evet, Hayko Cepkin'i sahne önüne getir. Hayko Cepkin. Artık sahneden de çıkamayız. Bu gece burada. Gel buraya. Oraya. Gel buraya. Hayır, oraya. Sen mi dünyayı kurtaracaksın? Gerizekalı. Dünyanın işi sana kaldıysa yandık. Allah salağı. Abi ne kadar seveceğim. Ben patlatacağım şimdi dünyayı ya. Ya. 5 milyon dolarlık gemi yaptırdık sana. Karton Piero kız. Bak beyinsiz, burada bile seyirciye açık veriyorsun. Seyirci onu gerçek gemi sanıyor. Ya üstünde tophane taburesi var. Karıştırma. Sen gemiye bindin mi daha önce uzay gemisine? Niye bileyim, manyak mıyım? Nereden biliyorsun? Belki onun içinde de tophane taburesi var. Görüyoruz, filmden görüyoruz ya. Artist. Ha, adam dışını bunun yapmış 30 milyon dolarlık, içine 15 liralık tabure mi koymuş? Belki adam öyle seviyor. Tam Türk işi. Dışı cafcaflı, içinde tırt. Ulan tahta elektriği alır, gerizekalı. Bunun canları da kolludur hep. Konuşma. Hiçbir şey beceremiyorsun. Ne yaptık? Ağzını burnunu dağıttın kendi kendine orada. Adam sahnenin içine... Biz ne yaptık ki? Biz elimizden geleni kurtarmaya çalıştık onu. Kendini öldürüyordun az daha. O oldu, kayıyor eli bazen insanın. Bakayım burnuna. Bu işte. Ezgi sen çok tatlıydın. Teşekkür Allah ederim. Allah! Harikaydın. Sonra çıkışta konuşalım. Ben sana daha da güzel nasıl olabilir anlatacağım. Tamam hocam. Tamam. Ver selamını. Teşekkür ederiz. Estağfurullah, sağ olun. Ezgi, gelsene, neredesin?